أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Cenab-ı Hak rızası dairesinde hayır ve hasenat yaptırıp onunla feyiz alıp irfan sahibi olmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak rızası dairesinde hizmet imanı Kur'an'ı daim kayım sayım eylesin. Ve alakadar olan arkadaşlara da Cenab-ı Hak merhamet eylesin. Onların da kalplerine, ruhlarına, dimalarına inkişaf ve inkişa nasip eylesin. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin kalbimizin razı olmasını ve kalbimizde geçeni de Cenab-ı Hak dergahında rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Başlıyoruz. 344. Gördünüz mü? Mektubat 273. Buldunuz mu? Evet. Bana şey yapın ki ben de başlayayım. Kitapları rüyayı. Şimdi ben hayali bir lügatını okuyorum. Hayal 340'ta zihnen tasarlanan şey, bu lügatı koyuyorum. Zihnen tasarlanan, yani haricimiz olan, hakikati bilinmeyip akılla tasarlanan veya gölgeli görünen şey, aslı olmayan ve akıldan geçen fikir. Ne kadar garip yani lügat. Yani aklı olmayan ve akıldan geçen fikir. Yani dima bilen insanlarsınız. Safsata demek istemiş. Evet, gibi. Harika. Aynen doktor. Yani demek istemiş. Abi hayalde şöyle bir şey söylemiştiniz. Hayal bir nehir gibidir. Siz tahayyülünüzü daldırır, alırsınız. Evet. Fakat geçen gün bir yerde okurken sanki şöyle bir şey oluştu Nasıl abi. Sanki hayalin de beşer gibi, insan gibi bir aynadarlık vazifesi var gibi sanki anladım. Harika. İşte şöyleydi. Alem-i misal var ya, yani Allah var iken hiçbir şey yoktu. Suretleri nereden getirmiş? Allah'ın sureti yok. Ama suret oradan çıkmış. Evet. Allah'ın mekanı yok, mekan oradan çıkmış. Söz yok, Allah'ın kelamı yok, konuşması yok, kelam oradan çıkmış. En harika mucizelerdendir suret ve konuşmak. Çok tuhaftır, ortadadır ama yoktur. Konuşma var, gören yoktur. Yani buradadır. Söz Allah'taydı diyor İsa Aleyhisselam. Söz Tanrı'daydı. Tanrı'ya dönüyor. Çünkü söylenip kayboluyor ya. Allah'tan, Tanrı'dan gelir, Tanrı'ya gider. Ondan sonra bir şeyler ifade eder. Söz Tanrı'dır diyor sonunda. Kelam sıfatı ya, İncil'in en başındaki ayette. Peki hayal nedir? Alem-i misalin mülk ve melekut. Biliyorsunuz. Mülk burası. Melekut arşa kadar. Tamam mı? Lef-i mahfi ispatı kadar. Mülk alem-i şahadet. Melekut lef-i mahfi ispatı kadar. Gayb ise arşa kadar. Gayb-ı gayb. Yani şecer-i hırkat bütünseldir. Şimdi Allah var iken hiçbir şey yoktu. 18 bin alemin ruhum bile, unutmayın, mahluk olan her şeyin sureti var. 18 bin alemin sureti var. 18 bin alemin ruhların dahi kanunların da kanunlara uygun. Namusların namuslara uygun sureti vardır. Ama bilmiyoruz. İlle suret bu değil ya. Onları alem-i şehadete giydirdi komple. Bak buraya kaçın. 18 bin alemin ruhun da, kanunun da, mananın da sureti var. Ama ille bu değil ya. Aynı zamanda koku da bir surettir, tat da bir surettir. İman da bir surettir. Allah Allah. Evet, iman da bir surettir. Kelamın suretini ne görür?
kelamı suretini kulak onu analiz ediyor. Karşıtı ya. Karşıtı abi, değil. Hayal olmazsa zan diye bir şey de olmuyor. Olmaz. Sonra bu 18 bin alemin, Allah'ın dışında her şeyin kendisine hakikat meratibi itibariyle buradaki şu surette bir meratiptir. Basar sıfatıdır. Basar sıfatının duşa vuruşudur. Alemi misal adeta. 18 bin alem, mananın, kelamın, imanın, ruhun, kanunun, namusun, her şeyin sureti var. Ama burası gibi değil. Onu alemi misalda cem olmuş. Oradan geliyor. Hazıra, alemi şehadete uğruyor, gayba dökülüyor. Gayba dökülünce alemi misale gitmez. Alemi misalden gelen alemi misale gitmez. Lef-i misaliye gider. Başka bir yer, daire-i misale gider. Alem-i ervahtan gelen alem-i ervaha gitmez. O zaman mantıksız oldu. Geldi, gitti, gittiği yere gidiyor. Gelen gittiği yere gidiyor. Olmaz. Nedir o? Alem-i ervahtan geliyor, daire-i ruha gidiyor. Daire-i ruha gidiyor. Dairelerine gidiyor. Şimdi Allah mananın her şeyin son şeyi söylüyorum. O suretlerini, basar sıfatının ona uygun, manaya uygun, kelama uygun, kanuna uygun, ruha uygun, düşünce uygun, aşka uygun, aşk, ondan sonra muhabbete uygun, muhabbete uygun, sevk, surur, şefkat, memnuniyet, iftihar, her şeye uygun bir suret var. Ama o senin aleminde. Bir genel var. Bir de senin aleminde var. Senin aleminde var suret. Senin alemindeki sureti hiçbir yerde yok. Leyla ile Mecnun gibi. O abi senin aleminde olan yok öyle bir şey. O peki ecdat demiş. Zevklerle ne tartışılmaz diyor? Renkler. Çünkü bu değil bu tartışılan bir şeydir. Renkle zevk niye tartışılmasın? Yani lezzette, cinsellikte lezzettir. Onlar tartışır. Ama senin alemindeki iki şeyi var. Karşılıklar var, bir de karşılıkları var. Karşılıkları şu. Göz, çiçek. Buna karşılık. Aydınlık, karanlık. Karşılık değil, karşıt. İman, küfür, karşıt. İman, muhabbet, karşılık. Çocuk anne, şefkat, karşılık. Çocuk anne, despotluk, karşıt. Tamam. Şimdi, aşkın, muhabbetin, gadabın, hiddetin, her şeyin bir karşılığı var, bir de karşıtı var insanda. Bu, alemi misale suretleri giydirilmiş. Yani suretleri giydirmiş. Onun bir hulasasını, alemi şehadete giydirilmiş mi libas? Ustad daha ilerisini söylüyorum. 20. sözden söylüyorum. Ruhunuza iman libasını giydiriniz diyor. İman. Tamam mı? İman libasını giy. İmanın sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Suretin sureti var, suretin kanuniyeti var, suretin hakikati var, suretin mahiyeti var diyorum. Ha, o alemi misalin, alemi şahadete sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyetini giydirmiş. Onun herkesin karşılığı, herkeste bir karşılığı var. Karşıtı değil, karşılığı var. Onun adı hayaldır. Onu aktif eden bizdeki sabit cihaz, hayal sabit değil, gider, gelir, olur, olmaz. Mesela amanın doğuşta ama olanın hayali yoktur. Hayal edemez. Çünkü şekil yoktur. Ama cihazı, onu çalıştıracak makine var. Motor var, benzin yakıyor veya mazot yakıyor. Mazot yoksa motor durur. Ha, o bizde hayali, alemi misalin, hayal ortada değil,
Alem-i şahadette, alem-i şahadete giydirilmiş ne? Alem-i misalin. Bir daha. Alem-i misalin, alem-i şahadete giydirmiş olduğu sureti, kanuneti, hakikati, mahiyatının bütünlüğü, mahiyatın bütünlüğü olan hayali, insanda çalıştıran sistem tahayyül. Abi hayal nisbi midir, itibar mıdır? İkisidir de. Bir umumi var, yani renkler tartışılmaz. Tartışılan var, tartışılmayan var. Mesela ay var, tartışılır. O artık şey sarıdır. Sen onu kırmızı diyemezsin, umumisin. Ama senin aleminde ne uyandırdı o belli değil. Tamam. Şimdi sisteme beraber girmek için söylüyorum. Hayal ayrıdır, tahayyül ayrıdır. Düşünceler ayrıdır, tasavvur ayrıdır. Akıl ayrıdır, taakul ayrıdır. İlim ayrıdır, tasdik ayrıdır. Tamam. Mesela sistem taakul. Kullandığı malzeme akıl. Akıl gider, gelir, başta olur, baştan gider, tahkiki olur, tafsilli olur, icmali olur, cilalı olur, basit olur, küçük olur, büyük olur. Tamam. Bir mahlup. Onu kullan. Biz de onu bilelim yani. Bir, bizim karşı ikizimiz diyebileceğimiz en zirve bütünü. Şeceri hilkat var. Şeceri hilkattaki yapı insanda bir kuvve var. Tahayyül, tasavvur, tamam mı? Taakul hepsi bizde sabit sistemdir. Sabit, montalanmış. Ama onun bizim dışımızda kullandığı malzeme var. Mazot, araba bizim. Mazot, benzin, otogaz vesaire bizim dışımızda. Arabamızın dışında koyarız onu. Hayali koyarız mazot gibi. Düşünceleri, vehimleri, şüpheleri, zanları koyarız makineye. O makineye koyduğumuz yer tasavvurdur. Zanlarımızı, bak zanlar, şüpheler, vehimler, bir tane değil başta bir tane de var. Düşünceler. Bunları çalıştıran, içine koyuyoruz. Tasavvur. Ondan sonra taakkul sistemi var. Onun içine koyduğumuz benzin, akıl. Dışımızdadır. Bunu tefrik etmek en az 30 senemi aldı. Yani hayal ile tahayyül, en zirve bilgi şuna ulaşmıştım külliyata. Hayalin fiili hali, eylemdeki haline tahayyül deniliyor. Böyle derler. Aklın fiili haline taakul deniliyor. Ama bu deyim ve tabirdir. Ama bu bizim söylediğimiz bunların altyapıları, yani taakkul, akıl. Kul, peki ne işimize yarar bu? Eğer taakkul, aklı kullanırsa, eylem değilse, yani akıl eyleme dönüştüren, akıl bir şeydir, mastardır, alettir, ceberdir. Ziyadeli mastardır bu taakkul. Eğer bu aklı aktif edip eylemdeyse insana akıllı denilir. Eylemde değilse devre dışıdır ki akılsız denilir. Peki ne yapar o akıl? Şey taakul. Artık şeyleri ortada kalmış. Bir öyle bir kurumuş yaprak gibi. Öyle safsata. Sergerdan. Serseri. Serseri. Zelzele. Vesvese gibi. Serseri. Yani başı dönmüş. Ne demek başı dönmüş? Ben hepinizi tek tek görüyorum. Beni döndüğüm böyle, şöyle döneyim, dır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 
serseri. Serseri. Varlık birbirine girmiş. Birbirinin üzerine bindirilmiş. Kim ne olduğu belli değil. Döndüğün zaman böyle. Bunun adı serseri. Başı dönmüş. Yani haricin bizdeki karşılıklar birbirine bindirilmiş, tefrik edilememiş. Yedinci sözde kullanır. Serseri ve ayyaş. Ha? Anladın mı? Serseri. Yani o kadar acayip olmuş ki, sarhoş olmuş ki, biz dakika sarhoşluğu yapıyoruz. Sarhoşluk ile içkili değil. Derse bazen bir konuma geliyoruz ki, bitiyoruz, kopuyoruz daha, gidemiyoruz, kesiyoruz. Bu hakikat sarhoşluğudur. Hakiki budur yani. Ondan sonra dersin öyle bir ana geliyoruz ki birbirine bindirilmiş, hiçbir şey kalıyor ya. Şimdi bazen şöyle oluyor, bu yeni gittiğiniz eve yatıyorsunuz veya otele vesaire, kampa. Maraş'ta oldu bana Mehmet kardeş, kampa girdik ya. Uyandığım zaman gece
şeyime. Gece kalktım, kapı yok. Yani zihnim, kapım şurada, solumda. Orada tam tersi mi? Sağdaydı. Hatırlarsın mesela. Evet. Kalktım zaten. Bakıyorum, birbirine girmiş. Onun gibiyim. Ser-ser-ser-ser-i. Hani tamlama ile getirmiş, üzerine ceylan etmiş, birbirine bindirmiş, tebrik edin. Sonra bütün malzemelerini kullanıyorsun, tak, şunu soruyorsun, ben neredeyim? Hoca, kapı nerede aramıyorsun, bakın. Kapı nerede demiyorsun, ilk ondan önce önerme yapıyorsun. Sonra ben neredeyim? Neredeyim, 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 neredeyim? Elini soruyorsun, ha ben, ha kamptayım, tamam bu oda. Ha şimdi kapı nerede? Ya buradaydı. Demiyorum, kapı nerede şimdi? Ondandır ki içinden sonra yatıp da diyor, akıllı kalkana ben hayret ediyorum der İbrahim Hakkı Hazretleri. He? Ha, İbrahim Hakkı Hazretleri marifet namede diyor. Ama Hazreti Ali'den almış, Hazreti Ali'den almıştır herhalde. Ben en son onu, şimdi en son hatırladığımı söylemek için söyledim. Şimdi hayal ile tahayyülü tefrik ettik mi abi? Hayalin sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Suretini yazayım. Dersi yazmamışız. He? Dersi yazmamışız abi. Bunu yazın dedim, yazmadınız. İşte kaçıncı olduğunu bilemedik. Öyle mi? 77, 77. He. He, onun için yazmadım. Tamam abi. 77. 77. On, tabii onu da haklısınız çünkü ders iki tane ders değişiyor. Ondan sonra tamam. Şimdi hayal. Acaba kaçıncı ders hayal? 15. Kaç? 15. Hayal 3 falan mı galiba? Hayal yapmadık ki. Hayal 2 veya 3 galiba. Yok çok var. Hayal 15 dedi. 15. Abi tahayyül değil, hayal, hayal diyorsunuz. Tabii ha, tahayyül başka, hayal başka, gafur. Hayal 14 var mı? Neyse bakarız. Hayal 14 varmış abi. 15 de olmuştur, bakarız. Ama bence tahayyülle hayali... Farklı abim, farklı, farklı. Aynı hayali çok yaptık. Aynı gidiyor abi. Çünkü şaşırmanızın sebebi, şaşırmanın sebebi, bu inkişafatı ruhu olduğu için, bu şükredin buna. Yeni duyuyormuş gibi. Üstad Hazretlerine iki defa Allah format atmış. Bir noktada Mesnevi Nuriye'de, bir de Nur Aleminin bir anahtarı da yazıyor. Biris şeyde diyor ki, bir tanesinde Nur Alemin bir anahtarında 80. Galiba noktada 20. 20 yaşındaymışım gibi bir anda geldim. İlaç, şey zehir verdiler ya zehir. Zehir verince ustadın beyin hafızası gitmiş, örtülmüş, sıfırlanmış. Bu aynı zulüm içinde Allah rahmet etmiş. Çünkü diyor 20 yaşında ve 80 yaşına kadar dedi bilgilerim ülfet oldu diyor. Bir anda silinince eski o akıl ve melekeleriyle bilgiler her şeyine ulaşıyor. Bir anda 80 yaşında imişim gibi ilk defa geldim diye baktım diyor. Yani ustadın aşına olanlar, ustadın kitabına, ustubuna, ifadesine aşına olanlar o haleti yaşarlar. Mesela Kur'an için söylüyor. Tüsebbühü, yüsebbühü, her şey sema, arz, tesbih eder. Bunda ben harika bir telakki, harika tarafını telakki edemiyorum diyene, ustad diyor ki, bu ayette harika anlam olmanı anlaman için diyor, bu ayetin nuzulundan önce kendini oraya farz et. Her şey zulümat içindeyken sebebi nuzulu bilemezsen o ayete hürmet edemezsin. Nasıl mucize? Herkes her şeyi tesbih ediyor. Sabah akşam gafurla bunu yapıyoruz yani. Tesbih ediyoruz değil mi Yasin? Ha, ama bu ayetten nuzulundan önce şey yapacaksın. Üstad Hazretleri de öyle. Şimdi ürfet belası herkeste vardır. Üstad'da da olmuştur. Allah aynı zulüm içinde merhamet etmiş. Bir 20 yaşında zehir verilmiş, yok edilmiş kafa. Bir 80 yaşında aynı zulüm içinde yeniden bakmış, yeniden hiç ülfet yok. Allah Allah, ilk defa kafanızda bilgi yok olsa ama bu sisteminiz var olsa, dünyaya inseniz muza nasıl bakarsın, cevize nasıl bakarsın?
Tamam. İlk defa 3 yaşındaki çocuğu, Çinli çocuğu, kız çocuğunu sokağa çıkarıyorlar. Nerede gizlemişlerse. Yağmur üzerine yağınca korkuyor ve semaya bakıyor. 3 yaşında. Sen mesela kaç yaşındasın doktorum? 40 küsur. 50. 50 mi? 50 yaşında şimdi sıfır. Beyninde yağmur yok. Şimdi yağmura nasıl bakardın? Ayvaya nasıl bakardın? Kiraza nasıl bakardın? Hanıma nasıl bakardın? O sıfırlanmış zehirler ve iki defa bir kendisi fıtır bir üç defa aslan sonra iki defa 90 cilt kitabı iki defa yeniden ezberlemiş. Bu ülfeti kırmaya vesile olmuş. Her şey yok olunca bir anda tekrar yeniden diyor ki hiç görmeden ilk defa duyuyor görüyorum gibi baktım. Yani çocukken alışa alışa ülfet belasına sarmalaya sarmalaya gelen bizim geçmişimiz yok olsa bir anda böyle bunu iki yerde söylüyor. Cenneti var burası. He? Yani akıl ben cenneti de hiç yapamıyorum. Daha acayip bir şey olur. İki aynı zulüm içinde Allah rahmet hiç düşünmüş müydünüz bunu? Yok. Bunu iki yerde söylüyor diyorum. Latif Nur Alemin bir anahtarında 80 yaşındaymış gibi aleme yeniden baktım diyor. Mesnevi Nuriye'nin en son şeyi bölümünde nokta risalesinde söylüyor. Ben onu okuduğum zaman ağlamıştım yani. Meseleyi bildiğim için. Yani ustad bunu söylerken yeniden hiç görmemiş gibi zehir yapmış bunu. Yani tuhaf. Mesela bir kendi aletimle biraz yapayım. Ben şimdi dükkana gidip de yalan söylemem size. Yalan nafsi kafirdir. Rüslar diye geçiyor. Bakkaldan bir süt almak, bir şey almak, şeker almak, markete gidip bir şey almayı hissiyatı müsait değil hala. Hala tam alışmamış. Bu hürriyetin ne demek olduğunu siz bilemezsiniz. Marketten gidip bir şeker almanın, süt almanın, su almanın ne demek olduğunu yani istediğini alabilmenin, gidip alabilmek ayrı bir şey. İstediğini alabilmek, hayır alamazsın. Bu sana yasak, listede yok. Denip de tezgahta para vermeden önce geri çevrildiğiniz olmuş mu? Bu sana yasak, bunu sen alamazsın, hakkın yok. Sen de bunu alamazsın, sen bunu alamazsın denildi. Yani ona hala alışamadım ben. Bu ne demek olduğunu. Bunu işte ancak işte bana aynı zulüm içinde rahmet edilmiş bu hürriyeti. Hapishanede aldım ben bu haleti. Ve gideceğini de zor yani. Tamamen evet tamamen hakim değil ama gene kalmış %20 var yani. Şimdi dükkana gidip bunu tam hakkındır alabilirsin veya gitmek almak yani bir şey bisküvit isteyeceksin. Bu listeyi yazacaksın, dilekçe yazacaksın, bisküvit istiyorum, su istiyorum. Onaylanırsa bir hafta sonra sana gelecek. Sen de almıyorsun yani. Ne marka getirmişlerse. Öyle bir şey. Yıllar geçmiş abi. Şimdi eskiler olsa daha iyi anlar. Mesela yeni nesil bilmez. Biz hala ben jandarmaya alışamadım. Jandarmayı öyle görmüşüz yani. Doğu. Şimdi görüyorum, ürküyorum yani. Anlattım. Ustada aynı zulüm içinde rahmet edilmiş. Nedir o? Beyin sıfırlanıyor, yeniden ülfet belası kırılıyor. Şimdi hayalin sureti var abiler. Kanuniyeti var. Bunu acaba yazmış mıyız daha önce? Yazdık. Bakar mısınız? Bir bakar mısınız? Var mı? Osman Hüseyin'e çıkarmıyor. Bende defterde var da bir defter bitti ya. Tamam başkası olsun. Başkasının defterinde yok mu? Var. Hayalim yazdık. Yok deyince kurtulan işte. Ben bu uğraştım. O zaman dedim sen. Yok değil ki bir yerinde tasar etsin ya. Sureti alem-i şehadettir. Alem-i şehadet, yani alem-i şehadete giydirilen. Tamam.
insandaki karşılığı bil kuvve. İnsandaki karşılığı hakikati esma ilahi. Hangi esma idi? Basar. Basar sıfatı da esma ilahi. Ama hangi esma idi? Onun için bakın demiştin. O zaman ne demiştik? Ne tespit edilmişti? Hakikati esma ilahi ama basar galiba basar sıfatının basar sıfatı. Basar. Ama yazmıyorum çünkü basar şimdi sıfatı sıfattan ya. Esma. O şeyi yazayım ama, Esma İlahiye. Esma Basir o zaman, Basir. Bütün Esma'ya giydirilen değil mi abi? Ayrı ayrı değil mi hepsi aslında? Yani şöyle, cismaniyet harika. Basar sıfatı bütün Esma'ya, yani ben anlatayım da nasıl yazacağımı da bilmiyorum. Mesela basar sıfatı var, subutu sıfattan, sen basar dediğin var ya. Bu basar sıfatı bütün esmanın mertebelerine... Cismaniyet gibi duruyor abi o. He, ya, hangisi? Hakikat. Bütün esma meratipleri yani. He, yani adeta cennet yani. Yani esmanın her meratibine ayrı bir sureti var. Bunu nasıl yazacağım? Basar sıfatının esmalara giydirdiği karşılığını mı diyelim? Ama siz artık şey yaparsın, esma ile yerlere basar sıfatının giydirdikleri. Artık herhalde zaman geçtikçe daha iyi yaparız. Şunu şöyle yapayım, aşağıya alayım, devamı gibi olmasın. Şimdi devam edelim. Yeni, şimdi giriyoruz. Hazır mıyız? Şimdi daha girmedik. Şimdi giriyoruz. Bu geçmişle alakalı bir malumattı. Mektubat 273. Bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Bu hayal vicdana mal olabilir mi? Hayal yani orada kaynağı mı diyorsun? Evet evet. Yani şöyle. Nasıl? Vicdana kadar sızabilir mi abi? Her yere sızar. Çünkü bak esma nerede varsa esmanın sesi vardır. Unutmayın. Her esmanın her mertebesinin sesi vardır. Her esmanın her mertebesinin kokusu vardır. Her esmanın her mertebesinin tadı vardır, sureti vardır. Esma yani ruhun sesi vardır. Allah sesi bu şeye vermemiş. Burada ayağın olmuş. Abicim, mesela az önce dersin başında dediniz ki doğuştan ama bir kişinin hayali yoktur. Evet. Şimdi doğuştan ama bir kişi ama duyuyor. Şekillendiremez. He, şekillendiremez. Mesela şöyle değil. Vicdan hani duymak, vicdana bakıyor, yani kalbe bakıyor. Ses, suret başka bir şey. Mesela kulak direkt kalbe iner. Beyinden önce. Şimdi ona sorduk amaya. Ne yiyorsun Şahin? Diyorlar ki karpuz diyor. Şahin, nasıl siz bir şey hayal edersiniz doğuştan şekil görmediği için? Mesela biz diyor denize götüre şah, şah, şah. Ha, bunu duyunca denizdir diyebiliriz. Hayal edemez. Yani ona bütün varlığı açın, ne yaparsanız yapın denizi şekillendirtemezsiniz.
Düşünebiliyor musun? Hayal et ne kadar nimet o. Geldi batılda kullan. Mesela gözünüzü bir kapatmanızı istiyorum. Kapatmanız, yaşamanız için yapacağım. Köyünüze gider misiniz abi? Bahçenizin önüne bir bakın böyle görmenizi istiyorum o ağaçları, tavuğun dolaşıyor ağaçı. Yaptınız mı abi? Şimdi açın. Bu Allah'ın en büyük nimetidir. Oradaydınız. Evet. Ve orada ne tesiri nispetinde tesir aldınız. İşte hayal hayal değil. Hayal aynı zamanda ona dönüştürmektir. Hayal hayal değil. Hayal hayalde kalsaydı, cinsellik, gada, pidet, mekan hayal ederek bizde tesir olmazdı. Biz onu hayal edince vücut tamamen değişiyor. Yani hiçbir şey ne şekildir, ne sestir, ne manasızdır. Bir garip bir alemdir. İyice bu dimağdan sonra bu şeyi, varlık anlayışı tamamen acayip girift olur. Adım atmaktan korkuyorum bazen böyle. Nereye bastım bu? Nereye basıyorum falan. Abi bir şey söyleyebilirim. Çok özür diliyorum. Ben anlamaya çalışıyorum. Siz tabii iyice elemiş eleklerden geçirmişsiniz. Biraz rahat konuşuyorsunuz ama ben düşünüyorum. Şimdi bunun suretinin kendisi zaten hayal. Yani şu alemi şehadete giydirilen de insandaki bir kuvve karşılığını ben ayırt edemiyorum. Onların sanki ikisi de bir. Sanki sureti sadece hayal. Kanuniyeti insandaki bir kuvve karşılığı. Bak şimdi. Gafur. Bir bizim dışımızda şeceri hılkat var. Bir de insan var. Şimdi insanda gösterilince suretin de insanda olacak. Kanuniyeti de insanda olacak. Hakikati de insanda olacak. Mahiyeti de insanda olacak. Kainatta gidirilince kainatta olacak. Kainat da alemi misaldedir. Tamam mı? Sureti de alemi, alemi şehadettedir. Yani bizim dışımızda olacak. Dikkat edersen bizde yok yani. Bu hayali bizim dışımızda olduğu için bizim dışımızda gösteriyoruz. Mesela nerede? Fiile dönen fiile dönüyor. Bak alemi misal daire ilimde. Buradan görünmüyor. Öyle mi bak? Mesela elmayı ısırıyorsun ya. Bak, sendekini uyandırıyor yani lezzet olarak. He. Evet. Ama evet. Elma sende uyanıyor. Doğru dedin. Evet. Peki uyananla elma hiç alakası var mı? Yok yok. Tipi benziyor mu? Yok. Alem misale, alem-i şehadet böyle. Ha. Bak işte, alem-i misale ha burada. Şeceri hılkatte. Bak abi görüyor musunuz? Onun için bu nimet işte. Çok büyük nimet. Acayip hemen tefekkür etmek için. Bak şimdi, güzel bir şey dedin, bir daha tekrar edeceğim seni dedin. Elmayı ısırdın, sende uyanan var. Uyanan, tadı uyandı. Bir de sureti zorluyorsun, tadın sureti. Acayip bir şey yani. Mesela, mananın kokusu var mı? Onu kadınlar anlar. En zirvede, biz de anlarız da, niçin? Mesela tarlada çalışıyor, burnuma diyor çocuğumun kokusu geliyor diyor. Ama fizanda. Göğsünde basınç oluyor, çocuğum ağaç diyor. Mesela ben kendi yaşadığımı size naklettim, bir de naklediyorum. Kur'an okuyorum. Yalan denilir mi Tövbe Estağfurullah? Yani böyle Kur'an da yemin ettiği için söylüyorum. Geliyor birisi, okuyorum ya sayfa. Buraya girdi. Karşıma dikildi daha böyle. Bazıları büyük boy olur, bazıları. Niçin bu olduğunu bilmiyorum. Bazıları diridir, bazısı ölüdür. Karşıma buraya dikilir. Buraya. Ben şizofreni olduğumu hayal ediyorum. Öyle tevazu yapmayın. Herhalde şizofreniyi götür. Adamı görüyor burada. Hayalim tasvir ediyor. Kur'an'ın içine geldi. Çekil. Bazılarını hiç sevmiyor. Al, dinle şey oldu. Tekrar geliyor. Tekrar siliyor. Tekrar geliyor. Buna dua etmeden kurtulamıyor. Bugün kurtuldum. Yarın veya bir hafta sonra geliyor. Bir daha gelmiyor. Bu nedir? Mananın sureti dönüşmüş halidir. Ondan sonra vallahi cevap veriyor. Dedim ki git. Dur dedi. Evet. Benim dini hayatım yoktu. Ama seni kahvede hep savunuyordum. İnan duyuyorum.
seni Kahire'de aleyhinizde bulunuyorlardı Nurcuların halinde. Seni hep savundum, sizi hep savundum. Benim hakkım yok mu o Kur'an'dan şimdi diyor. Ve rahat görüyorum. Dedim ki ben, bakayım hakikaten hastalık mı bu? Çaktırmadan soruyordum akrabasına vesaire. Denk gelince. Ya dedim, bize nasıl bakardı? Dedi ki, hatun dedi, karşısının ismini Emine der. Bugün dedi, senin dedi akrabandır. Hasan Hoca'nın aleyhinde bulundular, ben kum kağıdı koydum. Biz bilmem ne yapıyoruz burada dedi küfür. Bir de onun aleyhinde bulunuyorsunuz dedi. Kağıdı böyle masaya atardım, bırakırdım dedi. O masaya hücum ederdim, savunurdum dedi. Bugün dedi. Dedi hoca sana böyle yapar dedi. Sonra öğreniyorum böyle olduğunu. Yani ne anlatmaya, realite ile eylemsel olarak düşündüklerimi anlatmaya çalışıyorum. Hmm. Yani mana, nur, feyiz, Kur'an cisimleşmiş. Tarafkirlik cisimleşmiş. Zina yapan, içki içen, adam öldüren kafir olmuyor. Kafirle taraftan olan kafir oluyor. Bak bu adam kumar oynuyordu, kafir değil. Bize taraftan oluyordu, alıyor. Aldığına delir, benden alıyor. Yani niye anlatmaya? Onu hem ahkam olarak söyledim, hem de şey söyledim. Mana cisimleşmiş. Ona da hisse gidiyor. Pay ediliyor. Okuduğum Kur'an şahs-ı manevi gidiyor. Herkesin namazını yazısına gidiyor. Bana da geliyor. Çünkü çok inanıyorum bunu dinleyenler ve siz. Okuduğunuz veya düşündüğünüz bir şeyde pat diye ben orada gözüküyor biliyorum. Yani hissemi bana da gönder diye. Karpuzdan dilimimi kesti gibi. O geliyor. Nedir o? Mana şekillendi demek için anlattım o kadar. Yani çarpıcı misal olsun ki unutmayasınız. Mana, feyiz, bendeki irfan neyse o, ona da hisse gidiyor. Peki, tamam zihin şizofreni onunla kilitlendi. Fatih okuyunca vallahi billahi yok oluyor. Gelmiyor. İstesem de gelmiyor. Ama Fatih vermeden asla gitmiyor. Sonra basına gittim, git lan dedim. Hani sadakalar lazım. Git lan. Seninle işim yok diyorum. Gidiyor. Gidiyor. O hiddet ettiğim gibi. Ama yalvardığı zaman beni ikna etmişse ben o zaman o rahmeti. Peki bu nedir? Ya kardeşim bu sistem burası için değil ki. Şimdi ona gireceğiz. Derse daha yeni gireceğiz. Isınmaydı bunlar. Şimdi ona gireceğiz. Rüyaya gireceğiz şimdi. Rüyaya gireceğiz. Hayali anlamak için. Rüya alem-i şehadette olup alem-i şehadetli olmayandır. Burada iken orayı yaşamaktır. Mekandayken mekanın kaldırılışıdır. Abicim, hayal hayal miydi? Değildi. Özür dilerim. Tövbe, yanlış bir soru sordum. Özür dilerim. Hayal zaman mıydı, mekan mıydı? Aman. Tahayyül zaman mıydı? Mekandı. Mekan mıydı? Mekan. Tasavvur? Tasavvur zaman. Peki o zaman... Çünkü niçin? Ezber olmasın. Düşüncelerimizi sıraya koyarız. Sıralıdır böyle. Konuşurken, alırken. Tamam. Tabii sıralamayı bunu kim yapar? Mekan yapmaz, zaman yapar. Sıralamayı yapar. Mekansızlığı ortadan kaldıran zaman. Zanlar, tahayyül işte. Tahayyül. Tamam. Tahayyül diyorum, tasavvur. Tasavvur. Şimdi şöyle abi, dimağa baktığımız zaman en üstte tahayyül, hani eski düz dizilişte. Hayal oradan girdi. Girdi abi. Süzüle süzüle iniyor. Evet. Şimdi önce çünkü mekanı... hayal geldiği zaman o ne vardıysa, öyle gözüküyor da ama neleri vardıysa atıyor tamam, hepsini. Tamam. Süzüle süzüle iniyor. Önce tahayyül alıyor onu. Tahayyül kendi yapacağını yapıyor orada. Tasavvura atıyor. Derken tahakkul böyle devam ediyor. Aynen, diyor. Devam ediyor. Şimdi acaba bu dimağdaki dizilişinde suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet diyebilir miyiz acaba? Mesela evet. Hayalin dimağdaki sureti şurada, kanuniyeti şimdi şurada. Bu insanda değildi. Şimdi insanda yapalım seni dediğin. Bak. Zaten biz daha önce insanda yapmıştık abi. Ben İnsanda hatırladım. Hayal. Ha, öyle değil mi? Evet, evet. Tamam mı? O alemiş insanda hayal. Tamam. Sureti kanuniyeti hakikatin
mahiyeti. Bizzat dedi ki bana, çok meşhur, çok meşhur, Kafur tanıyor. Yani çok meşhur alim. Hakikaten zahiri ilimde pek emsali yok şimdi. Değil mi? Evet. Yok yani, öyle bir şey yok. Çok dev adam. Müftü yetiştirmiş. Yani onun tedrisinden geçme müftü yoktur. Sağ, yaşlı. Böyle şimdi. Böyle. Ve kemik gibi. Görüştük. Hasan kardeş dedi. Bu tür şeylerin detaylarına girme. Düz oku, düz şey yap, geç. Girme. Çözemediğin şey sana batak olur. Ondan sonra sıkıntı olur, seni çok seviyorum. Dedim ki, bir derse mi muhatap oldun hocam dedim. Evet dedi. Peki nasıl değerlendirdin dedim. Hayretler içinde kaldım. Keyif aldınız mı hocam dedim. Aldım tabii, bizim için çok iyi. Ama senin için korkuyorum dedi. Öyle Risale'yi düz oku, yapma dedi. Öyle diyorsun sen. Ama dedim birinci, sekizinci şua var. Sekizinci cemaat. Siki tasdik edin. Fecme habassa. Risale-i Nurlar ortada diyor İmam Ali. Kelimeler ortada. Ama diyor, hani ustad derdi ki, bir kelamın kaç tane manası var? Ama kaç tane mana bir kelamda ifade ediliyor, ben yapacağım lügati. İmam Ali diyor ki, Risale-i Nur ortadadır. Ama diyor, bunun şeyleri, hassaları, özellikleri, mana meratipleri paketlenmiş kelam olmuş. Sen diyor, fecme havasa, bunları topla, bir hayri tümümet. Hayır tamamlanır. Öyle ama dedi, unutma. Arkanda ve sağında Rüşt abin yok ha. Senin kolundan tutacak kimse yok. Şimdi size de anlatacağım bir şey var burada. Yani demek istiyor ki vurgun yersin. Yani mutlaka hani Murat Dursun'la yapıyoruz böyle. Diyor Murat hayır, esasata dokunuyor. Geri gel. Tamam mı? Birisi seni şey yapıyor. Ondan sonra peki sen abi benim de dedim Rüşt abin. Yapma geri gel hocam. Toplamalar. Bir geri getiriyor, bir geri vitese takıyor. İki kere yatıyor. Sonra ille alimim de tanımlanan bir şeyle yürürsen yersin. Risale-i Nur'da tak tak onu görmedikçe asla çıkartmam. Kendi mesela serbest bölgeyi ustadı gördüm. Rüya değildi, yakaza değildi. Ayıktı. Masaya düşmüştüm yani. Yatakta değildim ya yani, öyle. Yatakta başlayıp burada öyle geliyor. Tam bir 10 gün veya 15 gün rüya mıdır? Benim zihnimin aldatması mıdır serbest bölge? Hakikaten mutabık mıdır? Sonra işte alametleriyle bu hakiki olduğunu ondan sonra serbest bölgeyi ortaya çıkarttı. Ama yatakta başlamıştı. Yatakta böyle uzanmıştı, böyle olmuştu. Şimdi bunlar insanı hem oraya taşır, aynı zamanda sende ayrışırsa anlam kazanıyor. Ondan sonra peki ne oluyor? Alemi gayb, alemi şehadet de ortaya çıkıyor. Çünkü alemi gayb, alemi şehadetin inkışağının inkışafından ortaya çıkacak. Mısır'ın patlaması ile ağaç çıkacak. Yani çınar ağacı ayrı, çekirdek ayrı değil. Yani çekirdekten ağaç ayrı şeyler değil. Değil mi Emre? Evet, ayrı değil. Çekirdekli ağaç. Şimdi ayrı değil. Peki ahiretle dünya böyledir. Onu söndür istersen. Çok fazla. Şimdi ahiret dünyadan öteye falan değil. Bu bize ilkokulda veya camiye gidince şol cennetin ırmakları var diye böyle şey. Şey 32 farzı ezberletiyorlar. Ahiret şey Allah ve ben ayrı bir şey. Ahiret ve ben ayrı bir şey. Ahiret ve dünya ayrı bir şey. Tamam, sureti böyledir. Hakikati hiç öyle değil. Hepsi bende. İşte bu ayrışma. Hoca ne kadar şükür sen. Bu arada girdik. Şimdi hayalin insandaki sureti var. Nerede gözüküyor? Nerede gözüküyor abi? Suret daha tarihte gözüküyor.
Tahayyül de gözüküyor. Tahayyül. Tahayyül. Hakikat bir kere tahakküldür abi, daha ileri geçmez. Hakikat. Değil mi? Ondan sonra kanuneti, dursun gidelim. Öyle patlı bir küldür yazılır mı? Es diye yazıldı, öyle yok. Daire-i misalle, film misalle öyle değil mi ama? Dur. Siz koyacaksınız onu. Bu nedir biliyor musun? Alemi gaybı, alemi şahadette ayan etmektir. Bu top, bu dersler. Çekirdekte ağacı görmektir. Risaledeki cümlesi, hakikati aynı zahirde görmektir. Nerede geçiyordu? 27. sözde. Sahabi bastı. Öyle miydi bak? Allah, şuraya bak ya. Şuraya bak Allah'ın, Allah. Hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Burası mı açıldı abi? Yok açılmadı, arada. Yani 492, 27. söz. Bak, hakikati aynı zahir içinde, içinde diyor. Aynı zahir içinde bulmaktır. Kim bulacak? Arayan bulur. Biz arıyoruz. Arıyoruz. El yordamıyla. Bazen fenerle, bazen projektörle. Bunun için geldik bu dünyaya. Ya, şu anda neyi yaşıyorsunuz? Kendiniz yaşamıyorsunuz. Dünyada değilsiniz, dünyadayken. Şu anda bana bakarken, ben burayı anlayamıyorum, hala çözmüş değilim. Şu anda düşünüyorum. Ama düşünürken kafamda yok. Hiçbir şeyimden, varlığımda yokum yani. Düşünmek, tefekkür etmek zaten her şeyin yok olduğu an demektir. Tamam. Her şeyin yok olduğu andır. Tefekkür. Acayip bir şey çıktı şimdi ya. Sıfır noktası abi. Evet, yani hiçbir şeyine haberdar olmuyorsun. Aslında her şeyin başladığı yer, her şeyin bittiği yer. Yok olduğu. Anladım. Yazabilirsiniz. Şey, Osman yaz. Nodal Osman. Ya. Gafil Osman. Gafil Osman. Osman şimdi. Osman. Kayınvalidesine. Bir de şeydi. Her şeyin yok olduğu andır. Evet tamam. Kendinden sıyrıldığın andır. Sıyrıldığın hiçbir belirlenişin belirlenişlerin olmadığı andır. Ben tefekkür. Ben o zaman. Evet. Tefekkür. Yani şu, hiçbir varlık yok bak şu anda. Neyi nerede düşünüyorsunuz? Var mı yer? Ne olur şu düşüncenize bakın hele. Yani bir boşluk değil mi? Nerede bak bir, yani bak tutunuyorum. Dokundunuz mu buna? Düşüncenizle dokunun bakalım düşündüğünüz yeri. Yok ki. Bak da tutundum. Yazıyorum, tutundum. Yazdığım şey yazılan yer. Düşünüyorum, düşündüğüm yer neresi? Yok. Hani dokunan var mı? Hayatınıza dokunan bir yer var mı? Düşünüyorum. Şu anda düşünürken yok oluyorsun zaten. Yok olduğun için düşünebiliyorsun. Onun için Allah düşünmezler mi diyor. Yani çıkmazlar mı bunlardan? Dokundu bir yer o yana giderim ya. Ne ya diyelim de gelsin Hasan'ın bu tarafa. Hasan'ın geldiniz mi? Düşünmezler mi? Çıkmazlar mı? Yani dokunduğunuz bir yer var mı? Düşünmezler mi yok? Düşünmezler mi? Yani bu bizim bildiğimiz gibi bunları sıraya koyup da ha değil. Mesela bak. Dokundum yani. Benim de bir şey var ya. Varlığımda şüpheniz var mı? Yok. Kokuyorum. Yok, görüyorum, dokunuyorum. Şimdi düşünüyorsunuz. Koku da yok, tat da yok, mekan da yok. Tamam da dokunduğunuz bir yer var mı düşünün? Nerede düşünüyorsunuz? Yani dokunduğunuz bir yer var mı? Hiçbir şey yok ki. Zaten her şeyin yok olduğu andır.
Fikir yoldu, dağın tepesi var, yol yapılmış. O yolun adı fikirdir. O yüzden sen... O araba gitmesi tefekkürdür. Sana verilen şey irfandır, kemalattır. Kamyonuna yüklenen cevap. O nirvana diyor, bozulmuş dinlerden almış Buda, Şakyamuni Buda. Nirvana hiçlik sıfır, tepe. Yani fekkur rakabe, Kur'an tabiriyle adam onlardan almış. Nirvana, bizde fenafilla. İşte giderken o tepe, herkesin dağı var. İki dağ arasında köprü kurulmuş. Tamam. O senin tepe, dağın ya. O dağ, her peygamberin dağı var, senin de var. O yoldur, fikirdir. Kamyondur, tefekkürdür. Kamyona yüklenen, giderken sana yüklenen şeydir. Ders yerleri, istasyonlardır. Namazdır, benzin falan, ekmek yemek yiyorsunuz istasyonda. Abi çok keskin virajdır. Kaderinizin tam oturduğu yerdir. O viraj. Sabret, en keskin viraj, şahsiyetinin değişeceği yerdir. Allah Allah. Abi bu vücut bulmaz mı? Zahirde vücut bulur mu? Bulur tabii, tezahür eder. Yani bakın ne demek ya koku olarak. Mesela bakın, birisini hayal etmeden çocuğunuzun kokusunu bile alırsınız. Bazen hani Allah Resulü diyor ki, anne diyor çocukların ensesini hadis koklarken 3.5'a kadarmış, cennet kokusunu alır diyor. O alır, sen alamazsın. Bazen mana koklarsınız, mana. Buram buram mana kokar. Deli derler. Alem-i şehadetin delisisin zaten. Desen ki, böyle bazen bir koku alıyorum şu anda. Falan şeyin kokusunu alıyorum. Annemin kokusunu alıyorum. Yusuf'un kokusunu alıyorum. Yakup dedi ya, ben diyor, deli derler işte. Zaten öyle demişler ona. Sana mı demeyecekler? Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Bunalmış demişler. Bunak demişler. Çocukları. Senin çocuğun isyan ediyor. Ya korkma, senin çocuğun isyan edersen kötü değilsin. Yakup'un çocuğu isyan etmiş. Adem Aleyhisselam'ın çocuğu isyan etmiş. Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu isyan etmiş de senin çocuğun isyan etmiş çok mu? Ondan sonra bunat dediler. Deli babam diyor, oynattı diyor Yusuf'tan diyor. Kokusunu alıyorum diyor. Kendileri biliyor. Lan Kenan neresi, bu neresi diyor ya. Bizi kuyuya attık dedi. Koku gelir mi diyor. Adamlar biliyor. Ben Kenan, Yusuf'un kokusunu alıyorum. Peki nasıldır? Acayip bir şey. Hazreti Ömer diyor ki, ya Sariye, El Cebel'e 3 aylık mesafede ordu komutanına diyor ki, dağa çekil, El Cebel'e, dağa çekil. Savaşı yönetiyor Hazreti Ömer, radıyallahu anh. Mekke'den şeyi yönetiyor ya, Şam'ın oraya. İran oraları yönetiyor. Nasıl diyor, şizofreni dersin, bu asıl insana göre şizofrenidir. Durup dururken, hem de hutbede verirken, bırakıyor bu insanı. Ya Sariye, Sariye biliyor herkes abi. Hitap ediyor. Sen kaçın demin. El Cebel'e. Daha çekil diyor. Şizofreni kurguladı. Halüsinasyon. Usta demediler mi? Halüsinasyon. Götürsünler şu anda bu dersini. Der ki kafayı yedi bu adam. Bizi de öyle derler. Zaten küllün nasi mecnunun ala kaderil hava ihtilafil cunun. Bütün insanlar delidir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ama delilik derece derecedir. Ne demek? Altını anlatıyor 13. şu anda. Allah ve ahirete inanacaksın, rahatlıkla güneş diyeceksin. Bu delilik değil de nedir diyor. Zilzil deli ya. Bazılar deli, biz deliyiz. Ama isyan ifade eden günahlar zırzır delidir. Yani biz günahı isyan olsun, ona zıt olsun diye yapmıyoruz, düşüyoruz, deliyiz. Ama bunu kasten yapanlar var, zırzır deli. Tamam mı? Yeni başlıyoruz. Bu nasıl soracağım abi? Beni güzergâhtan çıkarıyor. El Cebel. Elfer sahne dersin. Yani şimdi şeyi aldı. Kokuların, mananın, esmanın kokusu vardır, sureti vardır. Sesi vardır, ruhu vardır, hayatı vardır ama her şeyin, şey denilen her şeyin hayatı vardır usta, Asar-ı Bediye'de.
şey yani Allah'ın dışında vara dönüşmüş bir şey. İlla atom değil. Hayattan yaratılmış taşlarda, topraklarda. Peki 273 mektubat. Geldik mi abiler? Evet abi. Bismillahirrahmanirrahim. Hangi hayali rüya, rüya zannediyoruz? Hakikatlı diyor. Başla, bak nasıl girdi olaya. Usta diyor, hakikatlı bir rüyayı hayaliydi. İçinde hakikat var. Veya hayal, kendisi hakikat. Birinci Harbi Umumi'nin beşinci senesinde bir acip rüyada benden soruldu. Bunu Sunat'ta da var bu mana. Kardeşim orada meclis toplanmış, bunu çağırmışlar. Ey helaket ve felaket asın imamı, senin de bir reyin var. Bu nedir? Mağlup olsak ne olur? Galip olsaydık ne olur? Anlatayım. Bu hep rüyada oluyor. Rüya rüya değil. Alemi misalin, alemi şahadetteki sofrasıdır. Mekansız mekanıdır. Yani mekansızın mekandaki ifadesidir rüya. Mekansızlığın mekandaki ifadesidir rüya. İsa Aleyhisselam havalı. Evet, Musa, şey olsaydı Osman bunları kaydederdi. Evet. Yaz Erdinç, bakma, yaz. Evet. Şimdi efendim bir şey diyecektim. İsa Aleyhisselam'ın da sofrası vardı 12 havarisiyle. Evet. Buraya atıfı var mı hocam? Aynen öyle de. Şimdi İsa Aleyhisselam deyince size bir şey söyleyeyim, size bir müjde söyleyeyim. Şu anda biz bir hücredeyiz değil mi? Genel değiliz, herkesi almıyoruz. Herkesi getirmiyoruz. Hem yerimiz ufak. Bir de haletleri haletimize zarar verir diye aynı şeyi herkes düşünecek ki burada cem olsun. Öyle. İsa Aleyhisselam demiş ki 12 tane kişiydiler. Şimdi gizli mahfellerde mahfellerde yani bodrumlarda mahzenlerde mırıldandıklarınız. Fısıltıyla söyleyeyim. Fısıltıyla mırıldandıklarınızı günün birinde çatılara çıkıp haykıracaksınız. Neydi sağlık? Laf olarak. Yani şey, günün birinde çatılara çıkıp haykıracaksınız diyor. Tamam. Şimdi bu hakikatler okullarda zaten risale dersi olacak. Ama sözleri al ey okul çocuğu, üniversitede ey üniversite çocuğu, sözleri al, böyle ders olmaz. Adetullah Hazreti. Hepsi okuyacak okulda ama yani bir yöntemle gidecek üniversite çocuğu. Sözleri mektubat okurken böyle. Bu dersler üniversitede insan okuma yöntemi gibi olacak. Bu yöntemdir. Çünkü bu asın insanları değil, gelecek asın insanlarına bu dersler yaptırılıyor. Bu asıl insanların olsaydı çıkardım televizyonlara ne kadar, şimdi Ramazan'da geliyor, ne kadar, şimdi gel bunları anlat. Biliyorsun tanıdıklarımız da var, şey kulesi var, kız kulesi diyorlar Üsküdar'da, orada program yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, bir hazreti yapıyorlar, çağırdıkları için söylüyor. Gel birkaç programda bize katılır, şu serbest bölgeyi psikoloji anlat dediler. Üsküdar, o orada, yok. Biz, peki niye? Biz mahzenlerde fısıldadıklarımızı gelelim. Bu yöntem olacak. Biz genel insanlara hitap etmek için derslerimiz değil. Çekirdekle uğraşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki muhataplar gelecekte ağaçlardır. Bazı insanlara ait bu dersler. Ya ne anlatıyor? Doğru söylüyorsun. Sakın itirazlarını bana yaptıktan savun ver. Doğru söylüyorsun. Biz de zaten kendisi de söylüyor. Biz de diyoruz. Tam akıllı değil yani. Biz de öyle. Siz de öyle. Sizler zaten mühürlendiniz. Siz de öyle. Yani bir şey anlatmak istiyorum. Bunlar yöntemdir. Yöntemdir. Hazreti İsa'nın sözlerini şöyle hatırlıyorum ben ama evet. Gizli mekanlarda söylemekten çekindiğiniz hakikatler bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekanlarda yaşadığınız dini bir gün çatılarda haykıracaksınız. Bir gün ama o zaman da kemiklerimiz de şey yapacak. Şimdi bunlar bir gün gelecekte bu sözlerin bir şeyi mesela
bir mananın, bir kelamın anlaşılması için bu formüle vuracaklar. Çünkü bir yerde böyle Risale-i İlmi mevzusu demiyor. Bu formüller Kur'an'a ve hadislerde kullanılacak. Yani alimler gelmiş, yöntem çıkarmışlar. Mesela Türk olmasına rağmen Araplara Arapçayı öğretme yöntemini bulan Biruni Hazretleri. Biruni miydi? Yok. Bilgüvi Hazretleri. İzmir ödemişler değil mi? Bak son yöntem bulmuş en kısa herkes. Mesela hayalde veya başka bir kelam Kur'an'daki bir tabiri, hadisteki bir tabiri, misaldeki bir tabiri bu yöntemlerle bir yerde böyle hadiste diyecek. Ayette böyle. Allah Allah bu ayette nasıl böyle biraz şey gibi gözüküyor. Ha diyecekler ki suretidir, kanuniyetidir, hakikatidir, mahiyetidir, yöntemdir. Yöntem. Bu sefer üniversitede çocuklara şey diyeceksin. Bunu al dediğin zaman yöntemle anlatılacak. İlkokul çocuğuna verdiği zaman düz oku denilecek. Ortaokulda lügatını elce al. Üniversiteye manasına geç. Liseye. Düz oku ilkokula. Ortaokulda lügatını. Liseye manasını. Üniversiteye yöntemiyle bak. Yöntemle bak. Doktora da işte tek tek incele. Tek tek. Doktora ha, peki niçin yaptırıyor? Niçin yaptırıyor bilemem. Ama sahibi yaptırdığına hiç şüphem yok. Peki, hakikatte bir rüya-i sadıkada diyor. Rüya-i hayaliyede. Rüya-i hayaliyede. Rüya mı hayal mi? Hangisi? Rüya-i hayaliyede bir de. Bir de görüyor musunuz, farkında mısınız? Hakikatte tamam. Ondan sonra hayal değilmiş, rüya da değilmiş, hakikat. Hakikat neydi? Hakaike şey sabit edin. Esma ilahi. Hakaikesi. Hakiki hakaike şey esma ilahidir. Bak hakikat deyince hemen esma. Esma rüyayı hayaliydi. Hayaldaki rüya mı rüyadaki hayal mi? Bir daha. Hayaldaki rüya mı rüyadaki hayal mi? Hayaldaki rüya mı? Hayaldaki rüya. Bir daha söyle. Hakikati bile. Yani rüyadaki hayal mi? Hayaldaki rüya mı? Hayaldaki rüya. Hayal gündüz de oluyor. Hayal kuruyorsun. İşte bunun tanımlanamadığı, burada ifade edilmedi mi? Tıpta bir hastalığın adıdır bu. Gibi gözüküyor. Mesela adam gündüz hayal görüyor, hayalinde rüya görüyor. Hayalinde gündüz hayal kuruyor. Hayalinde rüya görüyor. Veya rüya ortaya çıkıyor. Rüya avam için, rüya gözükmesi için uyuması gerekiyor. Bizde avamda rüya olabilmesi için okay uyuması gerekiyor. Ama havas ise rüyayı görmek için uyumaya da gerek yok. Alem-i misal açılabiliyor. Anladınız mı? Tamam değil bu. Sen uyumadan rüya göremezsin. Adamlar da uykuya da gaflet derler. Onlar rüya görürler ama sizinle böyle konuşurken. Onun adı da hakikattır. Yani rüya dediğiniz şey alemi sana geçmek. Sen uykuyla geçersin. Ötekisi kokuyla geçer. Ötekisi sesle geçer. Ötekisi tefekkürle geçer. Veya bir sohbette mesela bir tanesini söyleyeyim size. Şöyle derse bakarsınız. Bu zaten değilsiniz ama birisinin birileri belirlenir. Böyle. Birisini anlatmakta da çekinirsiniz. Yani Allah Allah o baktık orada o zat vardı. Ha işte bu gündüz düpedüz gündüz ortası derstesin. İki tane perde açılıyor. Hayale giriyorsun. Hayalde o zat da ortaya çıkıyor. Bakıyorsun ustad. Peki bu nasıl oluyor? Hakikatli mi? Hayal. Hayalde rüya görüyorsun. Hayalde rüya görünce nereye gidiyorsun? Şimdi okuyalım da o işte. Okumadık ki daha cümle metin. Soru soruyoruz da cevap yok ki. Abi
Allah aşkına. Yok, dayanamıyorum. Yani şey, az önce söylediğim şuydu. Mesela bakın. Şimdi bak. Orada anlat, orada yok, anlat. Yok yok abi, şuraya bir geleyim abi. Şimdi şu benim hayal zeminim mi abi? Şu benim hayal zeminim mi abi? Misalen. Şu benim hayal aynam. Bu hayal ederken dokunduğunuz bir yer var mı? Yok. Düşünürken bir yeriniz var mı? Yok. Acı çekerken, zevk yaparken. Ne olur ya, bunu anlatamıyorum ya. Kalemi elimde tuttum, yazıyorum ya, dokunuyorum deftere ya. Deftere yazıyorum. Hayal ederken nerede hayal ediyorsun? Var mı? Her şey yok olmuş ya. Yok ki, dokunduğum bir şey yok ki. Varlığı belirlemiyor. Var olan bir şey yok ki. Hayal, hayal, nerede hayal ediyorum? Yer yok. Abi, şimdi bir ben varım. Bir ben varım. Bir de alemi misal var. Bu da benim hayal aynam. Evet. Burada bir alemi misal yansıyor. Bir de ben yansıyorum Hasan abi. Tamam. Doğru. Benim fikrim, fikirlerim, fikir yoldur diyoruz değil mi? Benim fikirlerim burada da aynen mesela nasıl tahayyül, tasavvur, tahakkül hani böyle gidiyor ya abi. Şunlar şu bütünlükte burada yer alamaz mı abi? Olmaz olur mu? Benim, bana ait olan. İşte sanırım az önce anlattığımız bununla sanki alakalı bir şey. Yani hayalen ama hakikatli. Rüya mı, hayal mi, hakikat mi? Hepsi burada, benden buraya gelen. Alem misalden değil yani. Nedir biliyor musun? Bize hitap ederken otur. Burada. Bize hitap ederken bizim bildiğimiz lisanı kullanıyor. Tamam mı? Senin bildiğin rüya diyor. Sonra bizim bildiğimiz hayali kullanıyor. Bizim bilmediğimiz bir yöntemle. O biz bilmiyoruz. Hakikatlı. Hakikatlı. Esma. O dediğin doğru. Bak üç tane. Üç tane hayal aynası. İnsandaki hakikatler. Alem misal. Alem misal. Şimdi birbirine girmiş. Bak. Rüyadaki hayal mi? Hayaldaki rüya. Hayaldaki rüya. Şimdi biz rüya görmek için gafur, biz suretteyiz manana. Hakikatin suretiyiz. Geçmemişiz. Öyle insanlar ki bunlar gündüz sen konuşurken hayal ediyor. Hayalden rüya görüyor. Rüyadan da üçüncü bir şey giriyor, hakikate giriyor. Dört tane etti. Sen rüya görüyor. Sen hayal ediyor, hayalde rüya görüyor, rüyadan da atlıyor diye hakikate geçiyor. Dört tane dırt, dırt, dırt. Sen hayal ediyor, hayalde rüya görüyor, seni hayalde yapıyor. Sen konuşuyorsun ya, seni hayalime taşıyorum, seninle cevap vereceğim derdini, sıkıntını, ben sana hitap ediyorum. Sen varsın, seni hayal ediyorum, hayalde rüya yapıyorum, rüya. Nasıl? O rüyadan da senin hakikatini seyrediyorum. Sonradan bu dört tane mertebe olunca sana hitap ediyorum. Birbirinden bağımsız değil, birbirine aynen bağlıyor abi. Evet. Burada farklılık. Mesela dal, meyve, koku. Kütüğe bak ağacı. Bir de meyvenin kokusuna bak. Farklı değil mi? Çekirdekte öyle bir şey yok. 1-1-1-0-0-0-1 yazılı. Burada farklı. Onun için fark alemi denmiş bu alem. Bil kıymetini. O cennet çekirdek gibidir. Her şeyin her şey olduğu. Her şeyin her şey olduğu. Her şeyin her yerde olduğu. Ama keyif alamazsın. Cennetten lezzet alamazsın. Burasını görmedikçe. Cennetteki bekayı anlamazsın faniyi görmedikçe. Adem Aleyhisselam fani zannetti. Ki o meyveyi yedi. Beka bulayım diye. İşte Allah işte bu bekayı verdi ki onu anlayasın diye. Bekayı biz bedene çevirince belamızı çektik. Bekanın bizdeki alametiyle Baki Zülcelal'i anlamak, anlamlandırmak gerekirken o beka ile kendimizin bekasını istedik ve kendimizi yönlendirdik. Kendimize döndürdük o bekayı. Bunun bekasını istedik. Bunun bekasını isteyince dil bekası, dilin beka istiyor. Ama hak fena istiyor. Dil bekası, hak fenası. Mülk tünemizdi.
Tamam mı? Bir mürkütenim. Bir, bak, devasız derde düştüm. Deva yok. Böyle olursa, Lokman bir haber. Lokman Hekim'de bulamadı. Ne zaman? Sen o beka özelliğini, baki, o baki anlamlandırmak için verilen o hakikati, beka arzusu, beka isteğini şundan çevir şuna, bu bundan çıkınca bu beka, bunun bekasını aramaz. Aramayınca ölüm telis oluyor. Evet. Ölüm acısı, azabı budur. Onun yönünü buna değiştirince bedelini bu ödüyoruz. Şimdi bu dört tane şey, sen varsın, seninle konuşuyor Said Nursi Hazretleri. Geyran İmam-ı Rabbani Hazretleri seninle konuşuyor. Sensin. O anda hayal ediyor seni. Hayalde rüya görüyor. Rüya niçin görüyor? Sonra rüyadan da senin hakikatine geçiyor. Sonra sana hitap ediyor. Evladım diyor şöyle. Evet. Şimdi gülüyoruz da. Şimdi bunu konuştuğumuz metindi. Daha Bismillah'a gidiyoruz. Doğrusu da bu. Yöntem bu yani. Ya, acayip bir şey. Bak, hakikatli rüyayı hayaliyede. Hakikatli bir rüyayı hayaliyede. Hakikat. Sonra rüyayı hayaliyede. Hayali rüyada değil. Hayalin içerisindeki rüya. İçinde. Birinci Harbi Umumi'nin 5. senesinde acip bir rüyada benden soruldu. Acip bir rüya. Oraya girmiş. Savaş var. Hayal alemi açılıyor, alem-i insan. Orada rüya oluyor, alem-i mana, rüya alem-i mana. Sonra Esma'nın iktizalarının tecelli ettiği hakikate giriyor. Oradakiler, misaliler diyor devamında, Osman'ın seyri açardı. Şimdi misaliler bana sordu diyor. Biz misaliler değil, ötelerdeki adamlar. Misaliler bana sordu diyor. Sunat. Tamam mı? Misaller, şey, helaket felaket assın adamı, senin de bir neyin var? Misaller sordun. Abi Allah aşkına. Tamam lütfen ne olur. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu benden değil. Ben yukarıda, şey, ben gelip tahtada şu tefekkürümü şekle dökerken, birisi de telefonunda şurayı açmış. Ne yazıyor? Burayı bir okuyayım. Oku. Ama cennetin uzaklığıyla beraber alemi bekadan olduğu halde, en yakın yerlerde görülmesi ve bazen ondan meyve alınması ise, ondan meyve alınması. Evvelki iki temsil sırrıyla anlaşıldığı gibi, bu alemi fani ve alemi şehadet ise alemi gayba ve dar-ı bekaya bir perdedir. Cennetin merkezi kübrası uzakta olmakla beraber, alemi misal aynesi, alemi misal aynesi diyor abi, vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi. Hakkan yakın derecesinde imanlar vasıtasıyla cennetin bu alem ifadede, temsilde hata almasının bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir. 28. Leman'ın şeyi değil mi? 276 mı? Yok. 282 abi. 82. Yani abi bu ne biliyor musunuz? Bu sanki bana şunu anlatıyor. Ben yani, duydun mu bu tabiri? Bu tefe, bu bunu anlamasın, bu anlamaz şu an. Evet. Evet abi. Yani bu şunu abi. Yani bir hayal kuruyorsunuz. Hayalde rüya görüyorsunuz. Rüyada hakikate evet. Gidiyorsunuz. İşte bu yani abi ya. Bak çok uzak merkez ama burada. Hazreti İsa'nın havarileri sofra istemişler. Ha? Ne? Hazreti İsa'nın havarileri sofra istemişler Cenab-ı Allah'tan. Ha? Gökten bir sofra indirsin de. İkna şey yapalım. Ha? Ondan sonra Hazreti İsa dua etmiş. Ha? O sofra inmiş abi. Ha? Onlar da dua ediyor ki bizden sonrakiler de nasibini alsın o sofradan. Aa. Sema sofrası. Acayip. Şuraya bak. Semavi sofra. Diyor ki, belki alem-i ervahı ve alem-i melekutu tazamun ettiğinden bir cihette perde altında alem-i şehadeti ihata etmiş. Yani buz, suyu ihata etmiş. Ama buz, suyun dışa vuruşudur. Bir daha. Buz, suyu ihata etmiş. Ama biz biliyoruz ki buz, suyun dışa vuruşudur. Vücud alicisidir. Tamam mı? Alem-i şehadet, alem-i şehadet, alem-i şehadet. Buz, alem-i şehadet, buz, alem-i şehadet. Alem,
buz suyu ihata etmiş. Alemi şehadet, alemi gaybı cennet cehennem ihata etmiş. Ama alemi şehadet, alemi gaybın cennet ve cehennemin melekutun donmuş hali, vücud alicisidir. Nerede gözükecektik ya? Ne kadar şükretsek azdır. Bu pazar günü, bu yaz zamanı Allah bu derste muhatap edip yatağımızdan kaldırıp sabah sabah bu pazar dersine getirten Allah'a, Allah'lığın hatırına, beşeriyetimizin iktizası olarak yaptığımız günahlarımızdan elimizden almasın. Bu nimet-i ilahiyesini ziyade eylesin. Beşeriyetimizin iktizası ile yaptığımız günahları vesile ve basamak veya bahane yaparak Ya Rabbel Alemin, Allah'lığın hatırına vermiş olduğun bu nimet ilahi elimizden alma Allah'a. Hakikat. Alma. Bak devam ediyor. Hem alemi bakiden ve dar ve kadar olan cennet dahi hadsiz uzaklığıyla beraber yine o daire-i tasavvufatın perde-i şehadet altında her taraftan nurani bir surete uzanmış şeymiş. Sen dev kardeşim, sen de. Yaymış. Oralar, buralar. Oralı ne olur, oralı açılsa burada, burada. Haritada. Aa, Tuz Gölü nerede? İşte Bolu nerede? Sinop nerede? Lan, dolaşmana gerek yok. Uçağa binsin. Aç haritayı ya. 1/1 milyon. 1 milyon defa ufaltılmış. Tamam. Yani harita o demek. 1 milyon. 10 milyon. Ha işte. 1/1 nihayetsiz. Ufaltılmış alemler. Ha, harita burada. Kalp için harita diyor. Ruzname diyor. Çekirdek diyor. Hakikat diyor. Görüyor musun ya? Ne diyor bu? Adam da diyor ki şimdi Nurtarız, ya bunlarla diyor fazla şey yapma. Doğru diyorsun sevgili abim. Sen de haklısın. Vallahi haklı. Ama ben de haklıyım, inan. Diyor kalbi Muhammed. Peki vay nasıl oluyor? Bak aşağı geliyor öteki 280. Aşağı geliyor. Bu tuhaf ya. Bu yer tuhaf. Hiç böyle bir yer gördünüz mü? İşte bu ders olmuş mudur böyle? Bak. Bak tek tek kelime, her bir sarı şey. Bak şuraya bak. Vahiy burada. Sonra insana dayandırıyor. Sonra netice şartlıyor. Yani bu ders olmaz. Çünkü biraz duracaksın. Adamlar diyor ki ne diyor bu ya? Bu yeni gelen demiyor. Yeni gelen bilmiyorum de. Bir şey yapar. Ama eskiler ne anlatıyor ya? Ne anlatıyor? Okul geç ya. Alem melekut insanlar tasavvuf etmiş. Ona. Doğru haklısın. Ustad topla hastalarını. Sen git. Git yüzünü kat. Atı sana. Ve orada 2 rekat namaz kıl dedi. Burada mıyız? Sen orada otur şey. Sen yönet. Sen yönet abi. Size de aynı zamanda sen çıkmam lazım. Bir tuhaf hava var ya. Böyle. Bir acayip bir şey var ya. Sanki açılmış o şeyler. Geri gelmekte zorlanıyorsun ya. Gelemiyorsun ya. Bu nasıl bir şey ya? Tuhaf. Başlayacaksın, başlayacaksın. Allah Allah. Ya işte, çok kötü tarafım var. Kitap okuyamıyoruz biz yani. Şu kadar yeri okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a selam asayım. Allah'a selam asayım. Allah'a selam asayım. Hadi, burada mıyız? Burada mıyız? Hadi teveccüh edelim ki dedim ya. Hadi. Hakikatte bir rüyayı hayali yedi. Yani. Birinci. Başlayalım. Ya bugün ne oldu abi? Hayal kırık bir rüya değil abi. Kırık bir gittim acaba abi? Bilmiyorum. Çıkar. Ama bize de çok acayip seyahat etti. Gömlek de şey oldu abi ya. Elhamdülillah. Yani gömlek de yanmıyor şu anda. Gitmiyor. Elhamdülillah. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Hayalimizin bir tanesini yak abi, bir tanesini yak. Eksik gibi. Bas bana, tamam. Dursun be abi. Dursun, hiç olmaz.
hayal dersimizin ikinci bölümü. Mektubat 273, hakikatli içi esma. Esma'nın açılımlarının birbir üzerine ceyran ettiği demektir. Evet. Hakikat, bir daha söylüyorum. Esmaların birbiri içerisinde birbirinin hükmünü ortadan kaldırmadan her birisinde her bir esmanın ayan olduğu demektir. İyiymiş mi perde? Perde bizdeki taraf. Bak, birbiri içerisinde birbirinin hükmünü ortadan kaldırmayıp birbirinin hükmünü birbirlerinin içinde ortaya çıktığı andır veya o andaki insandaki uyanışlardır hakikat. Esma birbiri içerisine ceyran ediyor. Mesela celali ve cemali esmalar birbirinin üzerine kendi hakikatlarını ayan edince ortaya çıkan üçüncü bir şey var, kemaldir. Celal, cemal, kemal. Bir şey sorduk ya, mesela hayaliye, hayal içindeki rüya mı? Hayaldeki rüya. Peki, şu da var, gidiş, rüyadaki hayal. O olamaz mı peki? O da var, ikisi de. Hem onu diyorum hem onu diyorum. Hangisi olduğunu gidişimizde bakacağız. İki zaten şudur da denemez ve zulüm olur hakikate. Rüyadaki hayal mi, hayaldeki rüya mı? Hayır, ikisi de var. Çünkü o cümlelerin sonunda geldiği zaman o olayı anlatmak sonra diyor. Sonra ayıldım, düşündüm, anladım ki rüyaya hayalde pek mühim bir hakikat vardır diyor. Evet. Ayıldım, düşündüm, anladım. Evet. Ayılabilmesi için hayalde mi olması lazım, rüyada mı olması lazım? Yani ayıldım derken neyi kastederiz? Devam edelim. Hayal değil. Ustadı meclislerine davet ettiler. Ustad da gitti. Bu hadise hayalinde oluyor. Görüyor musun hayali ne demek oldu? Yani hayal kurgulanan bir şey değil. Bazen sizin hayalinizin dışında, ihtiyarınızın dışında, iktidarınız dışında size müdahale ediliyor, ona saçılıyor. Mesela birisinde mesaj geliyor. Tak diye içeriye giriyor. Bunu dinliyor musunuz bu misali? Telefonuma resim veya ses kaydı geliyor hepinize. Biz bekliyor muyuz? Hayır, bu duruyor. Ve ekran açılıyor hemen. Renkleniyor, açığa çıkıyor ve o şey giriyor bana rağmen. Değil mi? Erdinci. O video, o ses kaydı, o resim giriyor. Bazen de sen indiriyorsun. Sen gidip alıyorsun. Büyük zatların bizde biz gidip alıyoruz hayalde. Çok azdır bize rağmen gelip bize, bizim hayalimize verilenler. Hayalimizi açıyorlar şöyle, ondan sonra içine koyuyorlar. Sahne açılıyor, içine konuluyor. Bazen, bir mana gelir ya, niye hayret ettin? Çünkü seninle alakası yoktu, çünkü böyle bir şeyi teveccüh etmemiştin. Meşgul değil, der. Veya, hayalime geldi, Allah Allah ya, ne güzel bir şeydi. Oradan birisi geçiyor. Böyle. Çeşitliliklerini düşünüyor. İstem dışı da var, istemli de var. Yani evet, evet. Ben hayal ettim köyümdeki çeşmeye. Ama bir de sohbetteyim ama böyle dalıyorum. Ben istem dışında bir yere gidiyorum. Bundan tam tefrikini yapmak mümkün mü? Mümkün. Ama ne diyeceğiz onlara? Her şeyde usta olduğun gibi bununla da usta olacaksın. Eğer usta değilse birbirine geçişler oluyor. Geçişlerden de istifade edebiliyor şeytan. Hayali hakikati da hayal gösterebiliyor. Tefrik edemezsen hayali hakikat, hakikat hayal birbirine mezceder. Tefrik eden ehas havastır. Ama derece derece. Ustadı meclislerine davet ettiler. Ustad da gitti. Bu hadise hayalinde oluyor. Demek ki hayal değil. Meclis
bir âli bir meclis toplanmış, ustadı çağır. Rüya, lügatı veriyorum, misali alem, bu alem hayale açık. Buraya hayale giriliyor, emniyetli hakikatlara ulaşılıyormuş. Tamam, rüya da bir alemmiş şimdi. Rüya da bir alem oldu. Alem, alem tabii. Mesela ustad şey yapacak, burada herhalde gelecek. Arada alem-i şehadet var, hayal var, rüya var, alem-i kayıp var. Sıra bu. Alem-i menam mı deniyordu rüya alemine? Menam. Evet, menam. Mesela alem-i şehadet, hayal var, rüya var. Diyor ki, rüya diyor, alem-i şehadet ve alem-i kayıp arasında bir köprüdür. Mesela şurada nereye koymuşuz bakayım, nerede var? İki... Biraz geride çobanın rüyası vardı. Yani bu, ya bunun başında... Şimdi devam ediyorum. Nasıl ki Latife-i Rabbani ile alem-i şehadet ile alem-i kayba karşı Lef-i Muhafız'ın cilveleri ve Mektubat-ı Kaderiye'nin nümunelerini alıp buraya getirmeye vesile olduğu gibi. Latife-i Rabbani söylüyor. Diyor ki, nasıl ki Latife-i Rabbani ile alem-i şehadet ile alem-i gayba karşı Lef-i Muhafız'ın cilveleri ve Mektubat-ı Kaderiye'nin nümunelerini alıp buraya getirmeye vesile olduğu gibi, hayal de alem-i misalidekileri buraya, burayı da o alem-i misal dairesi olan lef-i misaliye taşıyor. Tamam. Bunlar usul, bunlar yöntem. Bu anlatmış şey yaptığımız kalıp. Hayal, alem-i misale hem dildir, bak şuraya bak. Hayal, alem-i misale bir dildir, hem de gözdür, hem de koridordur. Allah Allah. Hayal. Şekil ve mekan oluşturdunuz. Bu zaman yok. Bu bambaşka bir tanım oldu. Hayal, noktalı virgül, alem-i misale, buradan alem-i misale bir dildir, bir gözdür ve kendisi bir koridordur. Hakikatte rüyayı hayaliyede, rüya uyanınca olduğunu anlarsın. Hayal ise her daim anlarsın. Hayaldeyken de hayalde olduğunu bilirsin. Ama rüyadayken rüyada olduğunu bilmezsin. Onun için rüyadan daha ciddi bir hakikat. Hayal. Hayaldesin, hayalde olduğunu bilirsin ama keyif alırsın. Rüyada... Rüyada olduğunu bilmesin, keyif alırsın. Rüyada olduğunu bilirsen keyif gider. Farkı görüyor musun? Nasıl oldu şimdi? Bir daha. Şimdi hayal kurmuyor musun bazen? Sıkıntılı bir yerde. Canın darlandı. Kuyuda nasıl çıkacaksın? O hapishanede nasıl çıkacaksın? Hayal kuruyorsun. Hapishanede secde ederken Mekke'de, Kabe'de Hacer-ül Esvet'e kafanı koyduruyor. Hayal olduğunu biliyorsun ama yine keyif alıyorsun. Evet. Şehit olduğunu bilmez. Ama bu şey olduğunu bildiği halde yine keyif alıyor. O mesela o. Hayal kuruyorsun. Hı-hı. Hayal olduğunu bilmiyor musun? Hı-hı. Keyif alıyorsun. Normalde anlamıyorum. Benim de çok. Hormonlar aynı çalışmıyor mu? Hayal ettiğin zaman. Sanki realiteden hiçbir farkı yok. Çünkü aklın şöyle bir şeyi var, aptallığı var, akılsızlığı var. Gözden geleni, hayalden gelen resmi, gözden gelen resmi, hayalden gelen resmi, kulaktan gelen sesi, hayalden gelen sesi aynı kabul eder. Peki rüyada olduğunu bilsen keyif alabilir misin? Alamazsın. O zaman ikisi arasında korkunç fark var. İşte onu söylüyor. Yani. Onu diyorum ya. Yani işte şehitle şahit gibi farklı, evet. İkisi birbirine şey yapıyor. Mesela rüyada
keyif alabilmen için rüyada olduğunu bilmemen gerekiyor. Ve üstad diyor, ikisini de söylüyor. İki kişi rüya görüyor diyor. Birisi rüyada olduğunu bilmez, birisi rüyada olduğunu bilir. Rüyada olduğunu bilen keyif alamazken, aynı rüyayı gören rüyada olduğunu bilmiyor, o çok lezzet alıyor. Şimdi hayal ise öyle değil. Hayal, rüyada, bak nereye gidiyoruz? Rüyada, şekiller alemindesin. Rüya görmen için uykuya geçmen lazım. Hayal ise, rüyadakilerin hepsi burada var. Rüyada şekil görüyorsun, ses görüyorsun. Ama şeye muhtaç rüya, uyumayana muhtaç. Hayal ise sesi de duyarsın, şekli de görürsün ama uykuya muhtaç değil. Ve hayalde olduğun halde hayalde olmamış gibi keyif alırsın. Çünkü hayal daha kesiftir, çünkü daha cami olur. Hayal daha mı kesif abi? Daha kesif. Burada. Mesela bak, şu anda hayal kuramaz mısın? Kurarım abi. Peki, rüya görebilir misin şu anda? Hayır. Göremezsin. Ama rüya, hayalin içinde rüya da var. Var. İşte kaliteli olduğundan. Bak şimdi. Şu anda rüya hayal edemez misiniz? Ama rüya göremezsiniz. Bir. Burada. Hayal bu tarafta. Bize daha yakın. Kesife daha yakın olunca daha cam. İki. Hayal ettiğimiz zaman hayal olduğu halde realiteymiş gibi, aynı imiş gibi keyif almıyor muyuz? Ama rüyada olduğunu bilsen keyif alamazsın. Yani farka bak. Ve rüyayı görebilmen için hayal olması lazım. Hayalim için kabre girdi. Evet. Ama hayali hayal edebilmen için rüyaya ihtiyacın yoktur. Hayal rüyayı kapsar. Rüya hayali kapsamaz. Rüya hayale ihtiyacı var. Hayal rüyaya ihtiyacı yoktur. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Çünkü bir derece, niye? Uyku Adem'e misaldır. Ademi'dir. Mesela Adem var da yok değil mi? Varlığın yokluğudur. Bunu bir hatırlıyor musunuz bak? Adem, yokluk, vücudun yokluğudur. Ona sıfır örnekti. En güzel örnektedir uykudur. Uyku varı yok olduğu andır. Varlığın yok olduğu andır. Var da yok. Adem'e misal, örnek vermiştik. Bütün sayısal değerleri gösteren gösterge sıfırdır ama kendi sayısal hiçbir değeri yoktur. İki, kara delikler alemde vardır ama her şeyin yok olduğu andır. İnsanda kara deliklerin veya rüyanın şeyi, insan nedir? Rüyadır. İliştiğin insandaki karşılığı, uyku, ademidir. Her şeyin yok olduğu, her şeyin dürüldüğü, sıfırlandığı bir andır. Varsın ama yoksun. O zaman nedir? Yok. Varlığın yokluğu. Varsın ama yoksun. Çünkü uyku anında hiçbir belirleniş yoktur. Var mısın? Senin dünyanda yoksun. Ama hakikatte varsın. Bu uyku. Uyku buna misal. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hiç böyle bir uykusu olmamış. Yok olmamış. Gözlerim uyur ama kalbim uyumaz dedi. Böyle bir uykusu yokmuş. Çok nadir olmuyor muymuş hocam? Hiç olmamış. Paradan. Ekseriyet böyleymiş. Vallahi yanında olmamışım da biliyorum ama. Çünkü niye? Geylan eder ki uyku gaflettir. Allah Resulü'nde hiç gaflet olmamış. Olmaması ihtiyacı var. Çünkü uyku gafletmiş. Geylan demişler ki ama bunu yapmayın ha. Sen hemen uygularsın. Efendim demiş, bir rüya gördüm. Tarif eder misiniz demiş. Neyi? Rüya mı gördün demiş. Rüya. Adam şaşırmış değil mi? Ha demek yattın sen. Gafil oldun hemen. Bir bu asıl insan demeyeceksin. Kesinlikle. Şimdi tedavinin bir bu asırda psikoloji tedavinin en güzel ilaçlarından bir tanesi uykudur.
Çünkü niye? Sen hak etmiyorsun burada yaşamayı. Sen geç öteye. Çünkü niye hak etmiyorsun? Yönetemiyorsun. Yönetiliyorsun. En iyisi varlıktan çık. Uyku varlıktan çıkmaktır. Sen yönetemiyorsan yönetiliyorsun. Yönetildiğin zaman hakim olamazsın. Çünkü kendini tanımak, kendini yönetmenin hakkını alıyorsun. Kendini tanımak, kendini yönetmenin hakkı sana veriliyor. Kendini tanımıyorsan kendini yönetme hakkın yoktur. Yönetileceksin o zaman. Bunun misali uykudur. Peki sen mi yönetiyorsun rüyanı? Hayır. Uykuya geçmeyi senindir. Geçtikten sonra ne göreceğin senin elinde değil. Ama hayali, üçüncü fark, hayali sen kurarsın, rüyayı oradan seni kurarlar. Peki abi, hem rüya hem hayal, şimdi bunlar bizim içimizde bir latife olması lazım ki, ayrı bir latife olması lazım. Biri oraya gelir, biri bu farklı farklı şeyler. Bilmek aklın işi değil mi? Evet. O zaman rüyada akıl yok gibi duruyor yani. Yok. Yani iki tane değil akıl mi? Var. Alim ulema demiş. Aklı maaş, aklı maat. Birinci şu, ikinci şu gibi. Gibi. Evet. Aklı maaş, dünyadaki zekavet, menfaat ve çıkarlarını, iyi mektep okuyor, doktor oluyor. Yani zik yapıyor, çok iyi sahtekarlık yapar, iyi aldatıyor, helal olsun lafa, iyi ticaret yapıyor, ne sahtekarlık yapabilir. Aklı maat, ahiret merkezli dünyayı yorumlayan akıl. Mihengi referansı oradan almış. Aklı maat, alemi gayb, Allah menşeili yorum, izah etme pergeli oraya koymuş, pergelin kalem ucu burada. Burayı, yani burayı buraya göre yorumlar. Burayı buraya göre yorumlayana zeki, burayı buraya göre yorumlayana akıl. Burayı alem şahadeti, alem şahadetle izah edip yorumlayan zekavettir, zekidir. Alem-i şahadeti, alemi gayb merkezli, Allah merkezli yorumlamak ki ibre o akıldır. İşte yakınun, takınun, efele tefekkerun, efele yetedebberun, düşünmezler. Cüz-i aklı, külli akıl diyebilir miyiz? Cüz ve külli. Artık çoğalt. Mesela adam da demiş, ya bunu ilk önce dalga geçiyoruz da, yani var alayım ama düşünüyorum. O zaman varım. Allah da söylüyor, zaten oradan almış. Düşünmezler. Varlığı anlamlandıran düşünüyorsa. Varlığının şuurunda mısın, farkında mısın? Düşünmüyorsun, varlığının farkında değilsin. Bunların ne farkı var? Yedin çilek, lezzet aldı. Ne oldu şimdi, var mı lezzet? Lezzet yoktu. Çilek yedik, lezzet aldık. Çilekten sonra, yuttuktan sonra lezzet var mı? Yemeden önce lezzet yok. Yedikten sonra lezzet yok. İki yokluk arasında var mı? Ne zaman var? Eğer muhatab ilahi olur, esmaya aynadarlık yaparsan bu anlam bulur. Yoksa hiçbir şey yoktur. Kafirin nazarında ne geçmiş vardır, ne gelecek vardır. Gelecek kafirin nazarında zaten Allah olmayınca mağdumdur. Gelecek yoktur. Mağdumdur. Aynen. Geçmiş zaten de yoktur. Kaybolmuştur. İki yokluk arasında sıkışmış, çıldırıyor. Dar ağacı bu. Sallanacak. İki sallanacak işte. Geçmiş ve gelecek sallanacak. Burada sallanıyor. Ama bir mihengin ne rüzgar veya kim sallıyorsa onun insafına kalmış senin ileri gitme sallanacak. Sağlam bir zeminde değiliz. Devam ediyorum. Hayal neymiş? Alemi misali buradan, bekliyorum şuraya, buradan oraya hem dildir, hem de gözdür, hem de koridordur. Hakikatli rüyayı hayaliyede bitti. Rüya uyanınca, hayal ise her daim var. Uyuyunca. Uyuyunca. Üç tane farklı şey yaptım. Rüya ile uykuyu. Rüya daha canlıdır. Rüya, yani en son bir tanesini söyleyeyim. Yani rüya mı daha canlıdır? Hayal. Ne dedim? Rüya tövbe. Evet. Hayal daha camidir. Rüyadan. Hayali, hayalde olduğun halde. Aynı realiteymiş gibi. Hayal
buradan oraya açılan, buradan oraya yol arama ve ihtiyar ve irade ile yapılan rüya ise sen buradan sıyrıldığın zaman oranın sana müdahalesiyle olan bir şeydir. Yani sen ismarlamalı bir rüya göremezsin. Ancak dini rüyalar hariç. Nedir o? İstihare namazı gibi. Tamam. O adres demektir. Ya Rab bu doğru mu? Böyle bir düşünüyorum. Bu kararım doğru mudur diye ötelerden onaylattırmaya çalışmaktır. Şimdi rüya, alim-i şehadet, rüya, alim-i şehadet kapanması, alemi gaybların açılması. Rüya, alem-i şehadetin kapanması ile alemi gaybın açılmasının arasıdır. Berzah. Burada açılsa peki uyanık. Burada açılıyor zaten. Yok, uyumadan. Burada uyumadan oluyor rüya, zaten. Rüya. Rüya yok. Bu hayal ama bu rüya. Rüya neydi? Alem-i şehadet kapanınca ki alem-i şehadet açılsın. Alem-i gayb. Alem-i şehadet kapanacak, alem-i gayb açılsın. O zaman rüya nedir? Alem-i şehadet ile alem-i gayb arasında berzahtır. Yani rüya olabilmesi için bu uyku şarttır. Hayal için değildir. İki alem de var. Evet, yani hepsi. Hepsi oluyor. Yani mesela hayal ile o alemi tıklarsın, o alem sana iadeyi ziyaret edebilirler ve etmezler. Ama rüya öyle değil. Rüya böyle kasten, irade ile kapıyı çalamazsın. Onların safına kalmış. Orayı ve oradakileri görüp seyretme. Bak orayı ve oradakileri görüp seyretme. O mekanlara gitme veya o mekanları kendine hazır etme sistemi hayaldır. Böyle ne güzel tanımlama olmuş. Var. Bak orayı ve oradakileri görüp seyretme. Orayı ve oradakileri. O mekanlara gitme veya o mekanları kendine hazır etme sistemi hayal. Allahu alem, rüya alemi gaybın üzerinin açılmasıdır. Hayal ise münasebet sisteminin zeminidir. Rüya, o alemler açılıyor. Çünkü rüya kurmak için uykuyu da kullanıyorsun. Ya nasıl uykuyu kuruyorsun? Şimdi rüyada, uykuda, rüyada uykuyu kullanıyorsun. Şey, uykuda rüyayı kullanıyorsun. Rüyada bazı hazlar oluyor, şeyler oluyor, öteler açılıyor ya. Bu rüyayı hayal kullanıyor. Yani nasıl kullanıyor? Hayal ile bir kasten gidiyoruz. Gittiğimiz zaman oradan cevaplar geliyor. Pat diye rüyaya verilen cevaplar var ya. Yemek yiyorsun, içiyorsun, gusül yapıyorsun, bir sürü şeyler oluyor rüyada. Hayal ile de oluyor. Hayalin içinde rüya var. Şimdi devam ediyor mana. Mektubat 309'da diyor ki zihnimi tefekkür ederken zihni pergelerinizi koy. Nerede? Ha. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki bana der. Çok acayip. Bunu eğer daha geniş şey yapmak isterseniz iyi atalım. Mektubat 309'u açarsınız. O paragrafın şu cümlenin, bu bir cümleydi. Uzun olmasın diye yazmadım. Önünü, sonunu devam edersin. Ben orayı okuduğum için söylüyorum. Hasan abi bir şey sorabilir miyim? He. Şimdi hayalde hakikati görüyorsunuz. Hayalde hakikati. Evet. O hakikatte fikren mi yürüyorsunuz abi? Evet. Hayalin içinde fikir var, akıl var. Mesela beni birisini hayal ettin. Mesela o derstesin. Ders yapacaksın. Hayal ediyorsun. Şöyle diyeceğim. Aa bak Harun şöyle dedi. Harun'u da konuşturuyorsun ve dinliyorsun. Tamam. Her şey, camide her şeyi konuşturuyorsun. Derstesin. Yani yarın ders yapacaksın. Şey. Tılsım dershanesi, edikoledi. Ne yapayım? Ders yapacağım. Öyle bir şey yok. Dayır. Belki olur. Hayalen karşıdaki her şeyi koyar, ders hitap ederken neleri daha eksiğim var, neleri de ekleyeyim diyebilmesi için empati yapacak hayale, gidecek, o olacak, o ne sorar.
O ne sorar? O ne sorar diye, peki bu sefer Risale'de dersler sana açılır. Değil mi? Yani Risale-i Nur'u anlamanın en tesirli yolu Risale-i Nur'a soru sormaktır. Yani okuduğun paragrafa nedir bu veya ne değildir bu? Bu alem-i şehadette midir senin söylediğin, insanda mıdır? Soru sormak, es-sual-in ismi in, sual sormak ilmin yarısıdır, sorabilmek. Sual sordun mu, ilmin yarısını aldın. Çünkü kesinlikle şey gelir. Çünkü sual, alem-i mananın insanın tahayyül ve tasavvuruna verilen uyanıştır. Düşen manadır. Soru nedir peki? O düşen manayı kalıplamaktır. Ahsetme yoludur. Yani kendine mal etme yöntemidir. Bir dakika. Sorusu mu? Sualle soruyu ayırdınız abi. Evet. Bir daha bir söyler misiniz? Alemi manasının, alemi şehadetteki, insandaki hayaline, yani tahayyülünü ve tasavvuruna düştüğü, iz düşümü, yani hakikatını, yani bir rüzgardır, bir kokudur, bir sestir, tahayyülü ve tasavvura düşen iz düşümünü kendine mal etmek, kendine mahsetmek, kendine mal etmek adına onları kavramak için o gelen hakikati kuşunu, Allah'ın tabiriyle bağlayın, o gelen kuşu alemimize mal etmek, bağlamak için onu, o gelen manayı suallerle buraya hapsetmektir, buraya tutmaktır, kendine mal etmektir sual. Soru değildir. Gelen bir manayı, gafur soruyor, adama gelmiş, ne gelmiş? Bir alemine bir şeyler gelmiş, onu kapacak, alemine mal edecek ama kalıp yok, yöntem yok. Soru sorarak yardım istiyor. Aynen şöyle, ha gelen mana, ben sana verdiğim misale, ha sana mal olduğunun ha alameti ha'dır veya diyoruz. Sual, o tanımlayamadığın, izah edemediğin, mantıkını kuramadığın gelen ilhamların, çünkü soru sormak ilhami olur. Şeytani de olur, meleki de olur. Gelen o ilhamın kendinde anlam daha yok, bulanık. Onu muayyenleştirmek, netleştirmek için ona bir uçak pisti yapıyorsun. Uçağın inmesini sağlamak, soru sormaktır. Soru sormak, uçağın inmesi için pisti hazırlamaktır. Yani gayri muayyen, muayene olmayan, tanımlanmamış ama geliyor bir mananın senin zihninde, dimağda, zihin diyor burada, zihninde tın 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 etmesi, onu mahsetmek, kendine mal etmek için hemen bir yöntem buluyorsun, hemen insin uçak, sana mal olsun diye bir yöntem. O yöntemi bilmiyorsun, karşıya diyorsun ki abi bana bir yöntem ver, bana bir şey öğret de bu gelen manayı bende mal olsun. Ha aynen şuna benziyor, şu şudur falan diye sana o örnekleri verdiği zaman o kuş avlanıyor, o uçak iniyor. O alemi gaybın ki 506 sözlerde der ki, biz ikide bir vuruyoruz ya alemi manaya, kapıyı vuruyoruz. Ziyaret etmek istiyoruz, ziyaret etmek istiyoruz. Onlar da iade-i ziyaret ediyorlar. İade-i ziyaret edenlerin alameti bir, ilhamdır. Birincisi vahiydir. İlhamı şumulu bir ilhamdır. İlhamdır, sunuattır, tuluattır, işarattır, rumuzattır ve sualdır. Soru sormaktır. O gelen manayı kendine mal etmek için, o gelen böyle yuvarlak, tanımlanmamış o buhar gibi manayı sende anlam kazanma, mal olması için ortaya koyduğun yöntemin adı sual. Şöyle de diyebilir miyiz abi? Bu kadar anlatıldan sonra anlamamış olmaktan biraz şey yaparım ama... soru aslında mananın ademidir diyebilir miyiz abi? Yani onun üzerinde görünüyor, onu çıkartıyor meydana. Harika. Çok güzeldi. Bu daha güzeldi. En güzel veciz buydu. Bunu yazacağım kadar manaydı. Soru,
Soru neydi bir de söyle. Mananın ademidir. He, mananın çok güzeldi. Ademidir. İzah ediyoruz etti. Yani o mana o soruda taayyun ve teşahhus ediyor. Teşahhus edip sana mal buluyor. Harika. Çok güzeldi. Ben istifade ettim. Ben istifade ettim ve bilmiyordum. Yeni öğrendim. Bunu niye söylüyorsun? Siz de ders arkadaşlarınıza bu yöntemi yapacaksınız. Bilmiyordum, bilmediğini ifade edeceksin, enaniyet yapmayacaksın, bilmiyordum. Allah odundan bize meyve çıkarıyor, sığırdan süt çıkarıyor. Var mı sende? Yok. Ha. Yani senin gibi belki seviyesi yok, ya okumamış, pat diye paldır küldür bir şey geliyorsa, odundan aldığın gibi, sığırdan aldığın gibi gafurdan da alacaksın. La teşbih ve la teşbih. Hem iltifat vardı, hem de iltifat vardı. İki tane iltifat var. Mektubat 309. Zihnimi kendine çevirdi. Allah Allah. Hayalen dinledim. Neyle dinlemiş? Neyle dinlenmesi lazım? Kulakla. Mektubatı hatırladınız mı? Herhalde orası. Van Kalesi. He? Van Kalesi. Van Kalesi, evet. Mesela Ermenilerin diyor işgaliyle tarumar edilmiş şehirdeki zulümleri, o ağlayışları diyor kulağımla değil gözümle duyuyordu. Tahribatlarını gözümle değil kulağımla görüyordu. Bak, hayali dinledim. Mesela hayal kurdunuz, sevdiğiniz, alakadar olduğunuz, cevabını istediğiniz, ne bileyim, hayal kurduğumuz zaman şekil oluyor, mekan oluyor, ses olmuyor mu? Hayalen koku bile var. Hayali koku yaparsanız zevk alırsın. Koku hayal edilir. Dokunma hayal edilir. Ses hayal edilir. Mana hayal edilir. Hayal hayal edilir. O kadar camidir. Mananın koku, mananın hayali, kokunun hayali de var. Diyorsun. Peki izah. Serbest bölge olduğu için kovaca ustad gibi bir zatın serbest bölgesindeki hayaline ses atılıyor. Bak hayalen dinledim. Ne demek? Serbest bölgeye, serbest bölgeye çizmenin gerek yok, biliyoruz. Oraya ses atılıyor. Ustad hayalen dinledim diyor. Yani serbest bölgeye atmışlar. Onun için abi orada bir ses geliyor. Orada öyle bir şey yok. Buraya attılar. Biliyorsunuz serbest bölgeye şöyle yapmam lazım ki detaylı şey yapmayacağım. Serbest bölge şeytan ve türevleri melek ve türevleri. Buraya atıyor abi. Sesi attılar buraya. Bak, hayalen dinledim. Hayalen zevk ettim. Hayalen gördüm. Hayalen gittim. Hayalen anladım. Hatırladınız mı? Ha, serbest bölgeye atınca buraya, burası tahayyül, tasavvur. İkisi böyle. Buradakileri o sesi dinliyor. Hemen otomatik ne demiş oluyor? Serbest bölge. Serbest bölge. Onun için duydum. Korkma. Buradan birisi geçiyor. Cinler o serbest bölge bir şey attı. Kork. Çünkü adınız gibi bilin. Bunu şablon gibi yapın. Evinize, buzdolabına, kağıda A4'e yazın. Duvara yazın. Korkuyorsanız, endişe ediyorsanız ve
sizi dehşete sokan şey varsa deyin ki Allah ve melekleri vehim, vesvese, korku, vahşet ve dehşet vermezler, vermezler, yaymazlar. Abi, şimdi bakın, serbest bölge. He. Tamam mı? Tamam. Şimdi sizin bir yalnızlık dersiniz vardı, hatırıma geldi. Öf. Bakın kimse yok, yalnızsınız. Ama gece bir de, gece biliyor musun? Ormanda, köyde de değil. Evet. Ama serbest bölgeye akın var. Hasan abi. Sürekli bir şeyler akıyor. Evet. Çıldıracak gibi. Evet. Gece bak köyün bir buçuk saat uzağında gece yarısı 2-3 orman içi oturdum ve serbest bölgeme yığınak yapılıyor. Korkunç. He. Evet. Şimdi söyle. Bu bir. Hı. Bir ikincisi de Hasan abi. Zeytinburnu'nda veyahut da Şişli'de veya Taksim'in göbeğindesiniz. İnsanlar, binlerce insan sağlı sollu etrafınızda gidiyor geliyor. Ama siz bir bankta oturuyorsunuz, serbest bölgeye girişi kilitlemişsiniz, yalnızsınız. Yine yalnız. Yalnız. Herkesin içinde yalnız. Herkesin içinde yalnızdır abi. Yalnız yerde de yalnızsın. Bazen herkesin içinde yalnızsın, bazen yalnız yerde herkesin içindesin. Sizinle görüşmek ve konuşmak istediğim zaman hayalen yanımda hazır ederim sizi diyor. Ve arkaya bakar, duana amin diyorlar. Ustad şizofrenik, muhafız âlinin diyor, benim yaptığım duaya, dua ediyormuş çamın tepesine, hafız âli amin diyormuş. Bir baktım ki hafız âli yok diyor. Ağacın tepesine ne diyor biliyor musun? Arkaya baktım diyor, saflar tutmuş bir sürü insan namaz kılıyor. Ağabeyin tepesine gece, sonra namaz kılıyorlar. Kaldırmış battaniyeyi, battaniye kaldırmış, birbirine bindirilmiş bana, işte o. Ondan sonra diyor ki, insanlardan şey yaptım diyor. Vahşet geldi. Vahşet, insanlardan vahşet, yalnız da ünsiyet oldu. Şu halete, işte bu haletle okuyacaksın şurayı. Anlıyorsun. Kaçıncı mektupta hatırlayanınız var mı? He? Buradaki, bir mektupta buradaki hissiyatıma hissedar olmak arzusunu yazmıştınız. İşte binden, üçüncü mektup, binden birini işit. Bir gece 100 tabakalı irtifada. Öyle bir ağaç ki 100 tabaka varsa her dala tabaka diyor. Yani durumu iyi değil. İçi değil. Bir katran ağacının başındaki yuvada semanın yıldızlarla yıldızlanmış güzel yüzüne baktım. Kur'an hakimin fela uksumu bil hunnesi el cevalil hunnes kaseminde ulvi bir nuru izar ve parlak bir sır ve lagat gördüm. Ondan sonra devam ediyor. Acayip, bu anlaşılmaz. Başka bir şeyi de söyleyeceğim. Bunun örnek gösterdim. Hı hı. Dördüncü mektup. Aziz kardeşlerim, kardeşim yok kardeşim. Söylemek istediğim burada ama bunu da görmeniz lazım. Hı hı. Bu başka bir şey. Hı hı. Çam ağacında namaz kılıyorlar dedim ya. Hı hı. 40 irtifalı. Yani 40 tane birbirine bindirilmiş alem dedi. Ama ağaç olarak gözüktü o. Ben şimdi Çam Dağı'nda yüksek bir tepede büyük bir çam ağacı. Bunu dinlerken şöyle yapabiliyorsun, yaparsan tabii zevk alırsın. Resulullah'tan mı konuşuluyor? Resulullah bir şey mi anlatıyor? Hayalen o zaman git, Allah Resulü ve karşındaki sahabeye bedeli buna bir şey söylüyor. Tebessüm sadakadan diyor. Demek ki suratsız bir adam. Demek ki suratı mahkeme gibi. Vattan hain böyle bir tebessüm sadakadandır demeye ihtiyaç duymuştur. O zaman bundan zevk alırsın. Mesela Allah Resulü şöyleydi. Zulmü en zirvede. Benim yeğen diyor. Ya diyor niye böyle Resul? En bir tarih boyu genel ve her çeşidi zulmün olduğu yer burası.
Şimdi ustadı bunu anlaman için gece yarısı Çam Dağı'ndasın. Gece yarısı yapar mısın? Ağacın tepesindesin. Dağın tepesindesin. Dağın tepesindeki tepede en yüksek bir ağaç var. Çam ağacının tepesindesin. Bir menzilde bulunuyorum. İnstant tevahuş. İnsanlardan vahşet. Tevahuş, içsel alem. Tevahuş, vahşet. Ürkmüş mü yani? Ürkmüş. Tevahuşu anlatayım size. Safari, Afrika'dasınız. Bir şekilde atıldınız helikopterle. Bir taraftan size timsah saldırıyor. Bir taraftan kobra, bir tarafta aslan, bir tarafından hayal ellerinde sizi yemek isteyen sırttan, tepenizde kartal. Ölümden ölümü seçin. Hangisini seçersiniz? O anda ölüm şeklini seçmenin adı insandaki karşılığı tevahuştur. Vahşet. Vahşet, içten yaşam. İşte bunu yaşamak. Bu imansızlığın getirmiş olduğu hal. İşte insanlardan böyle tevahuş etmiş. Ondan sonra insanlardan böyle beklenti falan görse onu gafurla ben bekliyorum. Sonra en kısa haline vuruyoruz. Bağırıp çağırıyoruz. Ustad instant insanlardan tevahuş ettim. Tevahuş. Yani bir insan suretinde timsah gördüm diyor. Bir insan suretinde sırttan var diyor. Bir insan suretinde tepemde kartal var diyor. At babalar var. İnsan etine susamış. Bir bakıyorum da şeyler var diyor. Şunlar bunlar. Bu insanın dışa vuruşu. İnsanın hissiyatı. Kimisi çakal. Kimisi sırttan. Bunların içindesin ya. İnstant tevahuş. Peki vuhuşa yani kimsesiz diye yalnız da ne yapmış? Ünsiyet ettim. Değil mi Mehmet kardeş? Ünsiyet etmiş. Yani ülfet etmemiş ne olur? Ülfet alışkanlıktır. Ünsiyet ise alışkanlığın katmasıdır. Duada diyoruz ya Rabbi hakikate karşı ve sana karşı, Kur'an'a karşı ülfetimizi kaldır, ünsiyetimizi artır. Yakınlık hissetmek. O hakikati, o manayı Allah'a veya Peygamber Kur'an'ı alemimizde bir kuvve olan alemimizdeki uyanışın adıdır. Ünsiyet. Ülfet ise perdeleniştir. Allah'ım ülfetimizi kaldır, ünsiyetimizi artır. İnsan tevahuş koptu. İnsan suretinde kayıp asır, insanlık gelmemiş. Tevahuş etmiş, içsel çöküntü yaşıyorum. Onun için en yüksek tepe Çam'da, onun tepesinde ve en yüksek katran ağacının en yüksek tepesindeyim. Daha çıkacak yeri yok adamın. Vuhuşa, yalnızlığa, kendimi dinlemeye, kendime anlam yüklemeye, kendimle meşgul olmaya, meşgul iken, bu ünsiyet ettim. Kendim, ne demek? Kendimi kendimle seyretmeye, kendimle beraber olmaya, yalnız değil. Yani nedir? Kendisi kendisiyle beraber. Ünsiyet ettim. Kendim kendime, ben bana geliyor. Ben bana alıştım. Ben bana ders veriyor. Beni bana anlatıyor. Budur. Yani vuhuşa, yani kendimi kendimle anlamlandırmaya, meşgul olmaya ünsiyet ettim. Ben bana alıştım. İnsanların ekseriyeti mutlakasıyla kendisi kendisine alışmamış. Ondandır ki kapı evde durmak istemiyor. Hep dışarı kaçmak istiyor. Evde bile ya telefon ya televizyon. Hadi bakalım bir dakika dur, duramaz. Nereden kaçış peki? Bu neyin kaçışı? Kendinden. Kendinden kaçıştır bu. Çünkü niye? Niye kendinden insan kaçar? Çünkü sen bile senden korkuyorsun. Niye ama? Çünkü içerisi sırtlan. İçerisi yılan, içerisi domuz, akreplerle dolu. Sen de bunu seyrediyorsun. Kendini kendine seyrediyorsun. Aman yarım gidiyorsun, telefona atlıyorsun, televizyona atlıyorsun, AVM'lerde dolaşıyorsun. Biliyor musunuz? İçki sarhoşluk mu zannediyorsun? İçki bir, basittir.
Şaşıracaksınız ama. İçki neydi? Seni sana unutturan, seni senden eden, seni örten, seni hakikattan bigane eden, devlet işi yapan. Bunu televizyon yapmıyor. Bunu internet yapmıyor. Daha seni senden ediyor. Başkası yapıyor seni. Evet. Peki sen seni mi yaşıyorsun televizyonda? Filmi seyrediyorsun. Kimin filmini? Başkasının hayalini. Sen ömrünü vererek filmi seyrediyorsun. Ömrünü vererek, yani o anda onu yaşayamazsın, o filmden zevk alamazsın. O zaman sen seni yaşamıyorsun, sen onu yaşıyorsun. Kendinden kaçıştır. Niye kaçar insan kendinden? Niye kendisinde dingilliği, kendini niye duymak istemez? Niye sıkılır kendisiyle, kendisi olunca, baş başa kalınca? Niye ben benle baş başa kalınca ben sıkılıyorum? Çünkü içeride vahşet var. Ha, Ustad instante vahuş, vuhuşa, yani kendim kendimle meşgul olmaya alıştım. Zevk aldım. Sonra ne oldu? İnsanlarla sohbet arzu ettiğim vakit, insansın, ihtiyacın olur. E nerede bulacağım ben Gafur'u, Yasin'i? Bir gel, ne haber lan? Yasin nasılsın? Telefon mu var? İnsanlarla sohbet etmek arzu ettiğim vakit, hayalim, hayal değil işte görün, sizleri yanımda bulur, bir hasbihal ederim, sizinle müteselli olurum. Gece, çamda, en tepe ağacın üzerinde, bir mani olmasa, bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Bir iki ay. Gece yarısı, çağın tepesinde. Kaç saat durursun? O abi bu Merze'de nasıl kaldın? 98'de kaçıyorduk ya dağlarda. Ama birkaç saat, 3-4 saat uyku tulumu, ağaçların kovuklarına yatıyordum. Faili meçhul cinayetten olduğu zaman. Ondan sonra gündüz bir yerlerde buluşuyorduk, geliyorlardı arkadaşlar. Ekmeğimi getiriyor, sohbet ediyor. Şimdi bu bir iki ay hiç kimse yok. O da iyi. Ben hariç insanlardan kaçıyordum. O bir nimet. Ben benden kaçarsam, ben benden nefret edersem, ben bana kızarsam, ben benle kavgalıysam, ben benden elem alıyorsam, beni bana azap veriyorsa, aklım bana bela olmuşsa, düşüncelerimi kemiriyorsa, bela buldun işte. Yani kurt gövdeye girdi. Neyi nereden kurtaracaksın? Düşüncelerini nasıl kurtaracaksın? Aklının şerinden aklını nasıl kurtaracaksın? Kurt içeriye girmiş. Hiç biliyor musun? Bilmeyin. Allah bildirmesin. Düşünceleriniz düşüncelerinizi kemiriyorsa, aklınız aklınızı blok etmişse, kendiniz kendinize bela olmuşsa, kendiniz kendinizden kaçıyorsanız, kendiniz kendinizden elem alıyorsa, bu cehennem değil midir? Daha kötüsü. Cehennem. Peki cenneti söylüyorum. Sen senden lezzet alıyor, sen sendesin, sen senle meşgulsun. Sen senle meşgul iken keyif alıyorsun. Mesela tam lezzet alıyorsunuz, aklınıza gelen bir günahınız var ya, bir hafta önce, bir gün önce demek. Dünyanızı cehenneme çevirmiyor. Bütün her şey alt üst etmiyor. O anda yegane sizi kuyudan çıkartacak teselli Allah'ın rahmetidir. Allah'tan beklentimizin yüksek olmasıdır. Onun için dualarda derim şöyle birkaç aydan beri. Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası ile işlediğimiz günahlardan dolayı daha önce vermiş olduğun bu hizmeti Kur'an'ı ve bu manaları elimden alma. Alma. Niçin almayacak? Çünkü sen Allah'sın, almazsın. Ben bırakmadıkça sen almazsın. Çünkü ayette diyorsun ki, siz değişmedikçe ben sizi değiştirmem. Kerem ismi, verdiği nimeti geri almayan Allah'tır. Anlam. Ben bırakmadım ki benden alacaksın ya. Bırakmıyorum, alma. Günah işliyorum, bu da beşeri iktisar.
beşeri. İktisadi mi? Günah işlemek beşeriyetin sanat-ı fıtriyesidir. Nereden çıkarıyorum bu kelamı? Şeytanda marifet var mıdır işareteceğiz da? Şeytan yaratılmış. Şeytan günah işleme sanat-ı fıtriyesidir. Netice itibariyle kemalat-ı hayriyi, yani insana iki tane şey veriyor. Kemalat insani, bir de makasid-i hayriyi külliye. Şeytanın yaratılmasında iki nimet vardır. Makasid-i hayriyi külliye ve kemalat insaniye gizlidir. Peki şeytan bunu niye yapıyor? Esma'dan geliyor. Yani Esma'nın hangi Esma'ydı? Mudil. Peki nedir o? Dolayısıyla o Esma sanat-ı fıtriyesi budur. Ama bizim diğer Esma'lara bakınca onun adı şeytan oluyor. Diğer Esma'lara göre şeytan oluyor. Kendisine göre sanat-ı fıtriyesidir. Bakın, böyle bildiğin zaman böyle ne yiyse giriyorsun, üç tane şahsiyetin var diyorsun. Bunu psikoloji insanlar keşke anlasa da dinlese bu sözü. Yani insan üç tane şahsiyeti olduğunu, beşeriyeti olduğunu, ubudiyeti olduğunu, böyle de bir de derste oturmak, ders yapmak vazifesi var. Üç tane şahsiyet var. Hepsi ayrı bir şahsiyet ister, ayrı bir karakter ister. Dolayısıyla birbirini kapatmamak, birbirimizi terk etmeyeceğiz. O sizi birbirinize, ben Allah şahit hep derim, bir hanginizi görürsem göreyim, en rezil vaziyette görürsem, Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam, ne rezilde görsem şimdi verdiğim değeri asla düşürmem, ne halde olursa olsun, sizin hakkında ne derlerse, doğru desinler yanlış desinler, gözümle dahi dersem, halet olarak coşkunlukla demiyorum, bozmam, muhabbetimi size karşı verdiğim değeri niye bozmam? Çünkü insandır, düşer. Düşmez kalkmaz Allah. Yok nasıl olur diyene Allah'ın imtihanıdır. Ha, derin bu beşeriyetidir. Ama bu başkadır. Parça parça düşer. Bu budur, cimridir, bu pintidir. Bu böyledir ama böyle bir adamdır. Bak böyle de bir adamdır. Ulema, 99 küfür alameti varsa, bir tanesi iman alameti varsa, 99'u nazar almış, almaz iman alametinden kapıdan girerlermiş. Vehhabiler gibi olmayın. Vehhabiler zalimdir. Vehhabiler merhametsizdir. Haindirler. Niçin? En ufak bir günahla kafir diyecek kadar zalimdirler. Namazı kılmayanlar kafir diyorlar. Bir insan bir insana kafir nasıl der? Bir insan bir insanı sen kafirsin. İşte sanki kraldan daha kralcı olmuş. Çünkü niye kafir diyor? Kendisine de kafir diyor. Bir insana kafir diyecek kadar daha zalimi var. Var ya münazaratta diyor, kafire kafir demeyiniz, zira eziyettir diyor. Hatırladınız mı? Kafire taraftar olursa abi iman alameti var mıdır? Kafire taraftar olursa onun ne çaremi? İmanı yoktur. Ama şöyledir. Ama şöyledir. 99 iman. İmam işte ona geleceğim. Biri nedir? Fetret ehli ise kafir değildir. Fetret zina yapar, içki içer, bilmiyor. İmam Gazali der ki, fetret ehli ille duymaması değil. Duyar ama yanlış duyar. Hiç bilmiyor. Bak bu hakikatler kaç kişi duyuyor? Norveç, Finlandiya'da, Brezilya'da, Norveç'te, Afrika'da pigmeler var. Hiç duymamış. Duysa bile terörist dini diye duymuş. Onun için kimse kimse hükmetmeyeceğiz. Ama zahiri şeriata bütün ortaya çıkmışsa, bildiği halde hala batılı tasvir ediyor, şey yapıyorsa tamam. O da ahmak değildir. Bilerek küfre rıza kafirdir. O kadar. Bilerek. Bu Türkiye'de de fetret vardır ama tepede olanlar, bu işi evirip çevirenler bilerek yapıyorlar. Üstad mektubatta söylüyor. Bunlar diyor bilerek yapıyorlar. Tamam. 16. mektupta da söylüyor. Bunlar bilerek yapıyorlar. Onlar %5'tir. Üstad Hazretleri Partisi'ndeki o kadronun %5'ine veriyor. %95'i bilmiyor. Hasan abi, siz bir yere ders vermeye gidecektiniz. Üstad da size onlar biliyorlar dediğinde bilerek yapıyorlar yani. Onlar kendimi çıldırıyorum. Söyleyeyim size bunu. Yeni Asyacılara, Yeni Asya'ya Risale-i Nur'da fiili siyaset olmadığını, takdir ettiğimiz parti olmadığını, tercih ettiğimiz olduğunu evvel işleri anlatacağım.
evven işlere vermeyen azam işlere verdiğini, evven işlere parmak kestiğini, azam işlere kol kestiğini, kol kesilmemesi için parmağa verildiğini, neyse, Risale'deki böyle bakışımızı toplama yapıyorum, çalışıyorum ve cuma günü ders yapacağım orada, o ilçede. Nerede? Bu onlar. Nerede abi? Şundan güzel koptum abi. Pazarında. Pazar edeceğiz. Ondan sonra 1987-88 hala böyle Nurcu, Demirel, Memle böyle. Şimdi de öyle yap, öyle. Acayip acayip, garip garip. Ben de yırtıyorum kendimi. Külliyattan bizi, Kur'an bizi siyasete men etmiş. Merhamet, merhameten. Şimdi merhamet bizi, şefkat bizi siyasete men etmiş. Ondan sonra Bismillah, Eûz billahi şeytanı siyaset. Hepsini veciz cümleler. Külliyattan topluyorum. O birkaç günden beri topluyorum. Ve cuma günü gündüzüz, akşam derse geçeyim. Hepsini tasnif ettim. Külliyatta böyledir. Bu işlerle meşgul olmayın. İnsanları da sokmayın. Risale-i Nur'u alet etmeyin. Risale-i Nur'u parkurda göstermeyin. Risale-i Nur'u böyle basamak yapmayın siyasete. Onları anlatacağım. Böyle topladım. Ondan sonra akşam gideceğim. Böyle bazen böyle uyku basar. Böyle uyuyorum. Böyle uyuyorum. Böyle. O an ustad geldi. Yarıya kadar. Dedi ki, bunlar uzun uzun ötekisi. Bunlar ama tehdit unsur şeysi, simgesini kullanıyor. Tehdit yapıyor böyle. Bana diyor ki, bunlar ben şöyle düşünüyorum. Bilmiyorlar. Anlatmam lazım. Kendimi de yırtıyorum. Ben de herhalde beceriksizlik var. Anlatamıyorum. Beceremiyorum. Günlerden beri, aylardan beri. Hazırım. Bunlar biliyorlar. Bilerek yapıyorlar. Bunlar bak biliyorlar, bilerek yapıyorlar. Bunu mesele bu kadardır. Elini böyle yaptı. Şak diye böyle size vururum diyeceğim. Mesela bu kadardır dedi. Şak. O gittiğim dershanede lambiriydi çatı. Çatıda böyle indi. Mesele bu kadardır dedi hiddetle. Hiddet. Çekip gitti. Aldım o toplamayı şak çattı. Allah. Yırttım. Gitmedi. O gün bugün gitmedi. Kesti. Peki herhalde hayalimize alemi misalde bir örnek olsun. Kimlerden geldi? Gündüz ortası. Şöyle. Usta öyle. Biliyor. Biliyorlar. Bilerek yapıyorlar. Mesela bu kadardır. Böyle bir şey yaptım. Çekip gitti. Ben de ondan sonra ben de çekip gittim. Daha gittim. Biliyorlar, bilerek yapıyorlar. Herkes biliyor. Herkes olması gerektiği yerdedir. Olması lazım olanı yapıyor. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Yakışanı diyor. Herkes layık olduğu yerdedir. O zaman kişiye bakın, dostuna, düşmana bakın, kim olduğunu size söyleyecektir. Bu ki, insanı en iyi belirleyen dostlara değil, düşmanları kim? Eğer sizi Allah düşmanları takdir ediyorsa yazıklar olsun. İmanınızı sorgulayın. Eğer Allah düşmanları sizi takdir ediyorsa imanınızı sorgulayın. Dostluklar ile değil, kaliteli adamın kaliteli dostu olur, kaliteli düşmanı olur. Rüştabi der ki, her amele riya girebilir. Girebilir, ihtimaldir. Her şeye. Her şeye imana da girebilir. Şirk mesela girebilir. Ama tek riya girmediği amel var. Amelsiz amel der. Amelsiz amel var. Evet, hiç riya girmedi. Amelsiz amel düşman olmaktır. Allah düşmanlarına düşman olmak amel değil, amelsiz ameldir. Anladın mı? Terkik yapar mısın? Allah düşmanlarına düşman olmak sizin ahirette en iyi, en güvenebileceğiniz bir amelsiz amelinizdir. Sıcak su iç hadi git. Git. Amelsiz amelinizdir. Allah Allah. Onda riya yoktur. Çünkü amel içinde.
Şeytan amele musallat olur. Amel değil ki. İman amel değil ki. Oraya da musallat olur. Orası kalbin batını oluyor, karışamıyor mu? Yok. Yani ancak vara bulaştırır. İman ortada değil ki. Peki. Şu şey okuyacağım ve keseceğim bir daha. Bir şey sorabilirim abi ya. Şimdi ya bugün bir tuhaflık var ya. Çok garip bir şey var. şeytan abi günah işlettiriyor bize. Günah bizi cehenneme sokuyor. Ama yeis Adem'e atıyor. Aynen öyle. Şimdi, şeytan zaten onun için yapıyor. Evet. Günah için yaptırmıyor. Adam bizi yeise atacak ümitsizliğe. Atamaz. Neyle atar? Günah işlettiriyor ki yeise düşsün diye. Günahtan yeise geçilir. Yeisten günah geçilmez. Yani günah işleyen yeise ümitsizliğe düçar olabilir. Şeytan günahını kullanarak yeise atmak için günah işlettiriyor. Yoksa günah iç olsun diye yaptırmıyor. Şimdi sen. Mesela geçen 7. sözde okuyorduk abi ona da. Dedi ki bak abi bir şeye dikkat et dedi. Üstad diyor ki dedi, terk-i kebair dedi, değil mi? Yani terk etmek. Yani yapmış olabilirsin. Terk edeceksin, terk. Yani bu bir mana yeisi yok ediyor abi, şu bir kelime bile. Yani Adem'den bizi çıkartıyor. Yani tekvi vazifesi görüyor abi ya. Bak yapmadan yapmayı gösteriyor, evet. Terk. Ne yaptın, bir şey yapmadın. Yapmamakla yaptın. Evet. Mesela ona örnek veriyor usta. Dümen. Gemi dümenini. Tutma vazifendi. Tutmadın. Gemiyi sen mi dinamitledin? Sen mi yanlışa bindirdin? Hayır. Yapman evet. Gerekeni yapmayınca yapmak oluyor. Evet. Bunun tersi de var. Yapmaman gerekenleri yapmasan yapmamak en büyük yapmak oluyor. Kur'an'ı dinlemek, hükmünü inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek. Yapmış olabilirsin. Kebair terk etmek diyor. Yani müjde bu yani. Evet. Mesela Allah'ın izniyle ben haletimi söylüyorum. Şu anda kendi zatına aynadarlık yapan Allah'ın ruhu. O Allah insanların amellerini niyetlerine göre yapacağını peygamberimiz söylüyor. Bunun da ruhu amellerimizin ruhu bu asırda düşmanlarımıza göre yapacak kalitesini. Yani Allah düşmanları, düşmanın olmuşsa otomatik Allah'ın dostusun. Bak, Allah düşmanları ve ben. Allah ve düşmanları. Allah'ın düşmanına düşman olursan otomatiktir Allah dostusun. Şimdi Allah'ın düşmanını düşman edinip onlardan karma olmaması lazım. Onların içinde girip de onlara ben hizmet anlatırım demeyin sakın. Bu bir tuzaktır. Allah Resulüne başımıza geç, malımız mümkün, her şey senin olsun. Tamam, karılarımızı istiyorsan da verelim. Bundan daha büyük teklif olur mu? Başımıza sen geç. Mantık şudur. Ben gireyim, baştan geçeyim, devleti yapılandırırım, kendi adamlarını koyarım, sonra içeride fethederim. Böyle düşünmüş. Ama Allah girme işlerine diyor. Hayır, girme. O zaman dedi ya bana bir ay, elime ayı, bir elime de güneşi verseniz asla. Yani buna decdiyet deniliyor. Deccal yaparmış bunu. Hak batılı karıştırıp hak diye takdim eden zaten Deccal, bunun sistemine deccaliyet deniliyor. Eylemine de decdiyet denilir. Bunu yapıyorlar. Peki nasıl? Hizmettir diye sokuyorlar oraya. Hizmet ehlinin de kafasını kesiyorlar. Girmeyeceksin. Allah Resulü'nün başlığıdır. Ustak başlığıdır. Meclisi çağırdı. Baktım ki diyor siyasi deha Deccal çıktı diyor. Ve Ankara'yı terk etti. Tarihçi de söylüyor. Ve terk ettim. Ondan sonra Eret Dağı'na mağaraya girdim. O ilk oradan aldılar. O Seyyid Said'de kasten karıştırıyorlar. İsyan ediyor. Ustad diyor ki hayır yapma. Bu milletin evladına kılıç çekilmez. Yapma. Bu millet bilmiyor. İrşat edilmelidir. İlk nefi budur. Sonra barlayış yapıyorlar.
Tamam. Ustad girmiyor ama için gel buraya. Şeyh Sünusi'nin yerine bazı mumi. İstediğin gibi bir villa. O zamanın parasıyla, gel parası 5 para etmezken 300 lira maaş. Mecliste mebus. Daha bundan daha hizmet olur mu? Şimdi mebusluk hizmet yapıp girelim diye hizmet ederiz. Şimdi televizyona çıkar da hizmet ederiz. Daha bundan daha şey var mı? Şeyh Sünusi yerine doğuda şey, umumi vaaz, vaaz-ı mumi. 300 lira maaş. Villa, milletvekili, dokunulmaz ne var? Lan içeride icraat yap. Mahalleye çekiliyoruz. Akıl işi mi? Anlamıyorum ben tabii. Bu insanlar akıllı hareket etseydi zekiler zekiler gibi tostarlardı. Niye büyük oldular? Yani gir, hizmet edeceğim diye girme onların dünyasına. Seni de ezerler. Çünkü niye? Batıl kuvvetlidir, şer kuvvetlidir, adem kuvvetlidir, boyar seni. Ancak onun dışında olursan ona hükmedersin. Girme işlerine. Karma yapma. Orada inkar ederim deme. İkaza muhtaç olursun. İtfaiyeciyken itfaiyeye muhtaç olacaksın. Girme. Buna bir ders yapacağız. Buna necdiyet diye. Necdiyet ha? Bir sade toplamı var hazır. Rüştan çok yapar. Biz, ben dedi, ölünceye kadar sizi korudum son yaşı tarihe. Ta ki hizmet namı altına oralara sokmadım sizi diyor. Engel oldum. Girme. Ben gidemez miyim televizyona şimdi Ramazan'da? Tahmin edin psikoloji dersi. Serbest söyle. Anlatamaz mı? Bak şey bile istiyor ya. X böyle çok meşhur. Devletin kanalı. Da Osman uğraşıyor ya. Yani, şey yapıyor, yazılımı şey yapıyor. Yani niye çıkmıyor? Niye gitmiyor? Niye gözükmüyor? Hususi ders yapıyorum. Ders alanına ders yapıyorum, gelip yatıyorum. Çık televizyonda, radyolar. Bizim bir sürü arkadaşlar var radyolarda. Bir sürü yöresel televizyonlar var değil mi? 5-6 tane. Abi ben senin istediğin soruyu sana soracağım. Abi çıkalım dedi ya. Bir şey anlatmak istiyorum. Meziyetim olduğunda değil. Boğarlar, yok ederler, bitirir. Abi çıkmayacak mıyız? Oraya çıkacak insan var bizim kardeşlerden. Onlar. Çekirdekler çıkmayacak. Çekirdekler toprağın altında olacak ki toprağın üstündeki ağacı beslesin. Ağacın dalı budağı kırılırsa fırtınadan, şimşek düşerse, fırtına eserse kökü sağlam olduğu için merak etme, devam eder. Ama kökü de dışarıda olsa söküp attıkları zaman işi bitti. Ama ağacı koparsalar, Osmanlı öyle yapamaz, kökü sağlam. Bir gelenek var. Onun için şey olan dar daire denilir bu hizmetin adı. Külliyattaki adı dar daire. Risale-i hizmetinde iki daire var. Bir dar daire, bir geniş daire. Onu da bir ders yaparız hatırlatırsanız. Şeyde var ya Risale-i Nur hizmet usturlar toplaması var ya dar ve geniş daire. Yani bunu erimemek için girmeyeceksin içine. Suyun içine girmişsin, ıslanmak istemiyorsun. Ağzına şeker almışsın, lezzet almak istemiyorsun. Lezzet almak istemiyorsan şekeri bırak. Islanmak istemiyorsan sudan çık. Suyun içine olup da bağırma neyi ıslandım diye. Hizmet onun dışında olacaksın. Dağın üstünde olan dağı göremez. Dağın dışında olacaksın. Girme içlerine. Girme. Batacaksın. Allah Resulü'ne bile Allah müsaade etmedi. Başımıza geç. Yalan mı söylüyorum bazen? Reisimiz ol. Mal mülk istiyorsan verelim. Kadın istiyorsan, bizimkilerden de istiyorsan boşayalım. Yeter ki. Gel, beraber olalım. Putumuza dokunma. Senin 6 tane iman esasını kabul edelim ama bir tane şey istiyoruz bu kadar mukabil. Sonra ne verdik? Her şeyimizi verdik. Çoluk çocuğumuzu, malı mülkü verdik. Lider yaptık seni. Putumuza dokunma. Şimdi de bazılar diyor ki, sen neden putuna dokunuyorsun adamı? Diyor sana şimdi. Allah Resulü. Işte. Dokunma lan. Diyorlar. Allah da diyor peki. Çık dışarıya. Onların içinde olma. Buna decdiyet deniliyor. Karma. Hak batıl aynı dükkanda satılıyor. Ve hak batıl karmasını hak diyorlar. Asıl saadette hak batıl ayrılmıştı. Ayrılmıştı diyor 27. sözde. O kadar ayrılmıştı ki. Ene selam ene süreyle. Açtan ferşe kadar mesafe vardı. Abi onlardan olup onlardan gözüküp hizmet ederiz. Evet. Nale geldiklerini, ne kadar enkaz cenazelerini, manevi cesetlerini
bilsem benim alemde o kadar kişiler var ki maalesef öldüğünü de bilmiyorlar ha. Ölmüşler. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Canını sıkan sözler, işler, hadiseler, kişiler var değil mi? Var. Lütfen onların araba motoru sesi kabul edin. Öyle birisi yok. Bir insana kızmanız için o var olması lazım. Aleminizde öldürün ki kızmayın. Öyle birisi yok. Ama abi sesleri geliyor. Motor sesi. Yok öyle bir şey. Rüştü abiden örnek vermiştim. Abi falanca tarikatın tutabilir. Risale'nin aleyhine bulundu ya. He? X. Ondan sonra tesbih yapıyordu akşam. Serrası tesbih. Volta attı. Volta attı ben sesim. Dikildi bana. Öyle birisi yaşıyor mu? Öyle. He. Öyle birisi yaşıyor mu? O bilmiyor mu yaşadığı bir şey? Biliyor. Anladım da onun sorunu biliyorum. Hiç ses yok. Yaşıyor der miyim? Öyle birisi yaşıyor mu? Volta attı geldi ya. Dedi ki, bir insan diyor yaşarsa itiraz olur. Biz de ona cevap veririz. Öyle birisi yaşamıyor ki Hasan. Sen karıştırıyorsun. Öyle birisi yok. O ölmüş, ölmüş. O mezarlığını sen, belki cenazesine gitmedin ama onu gaflet mezarlığına gömdüler. Cenazesini de kafirler kaldırdı onu. Öyle birisi yok ki dedi ya. O ölmüş gitmişti. İki volta attıktan. Ha cesedinden mi bahsediyorsun? Yani var. Ruhu ölmüş. Kardeşim ruh ölmüş. Öyle bir ruh yok dedi. Ondan sonra alemin, yani aleminizden çıkartacağınız adam olsun. Aleminize ekleyeceğiniz adam olsun. Aleminize sizi taşıyan, kalitenizi yükselten, toplayacağınız, çarpabileceğiniz insanlar olsun. Bazı insanlar aleminizi düşürüyor, bölüyor sizi. Veya çıkartma yapıyor. Aleminizde bazı insanları toplayın, bazıları çıkartın, bazıları bölün, bazılarını da çarpın. Yok öyle birisi. Hadiseler de öyle, fikirler de öyle. Kabir, çıkartın aleminizde. Teris var kardeşim, böyle bir şey yok. Teris var, tebdili mekan var, tabili vücut var, ıtlak-ı ruh var. Baki, ya bakentel bakinin yönü onudur. Buna çevirme ki belasını çekme. Bunun bekasını arama. Baki Zülcelal'le meşgul olursan ölüm korkusu olmaz. Hadi Bismillah bir daha ya Rabbi. Zihnimi kendine çevirdim. Hayalen dinledim. Baktım ki bana der. Yani bitti. Serbest bölge olduğu için koca ustad gibi bir zatın serbest bölgesindeki hayaline ses atılıyor. Ustada da atılıyor. Peki Beyazıt Camisi'nde hafızları, ihlaslı hafızları dinliyordum diyor. Hem de ihlas koymuş. Öyle mi? Evet. Şeytan karşıma dikildi diyor. Abi Beyazıt Camisi'nin ne işi var? Kabe'de var şey. Abi şeytan öyle bir meclise gelir mi? Allah Resulü sahabesiyle sohbet ederken sahabelere bakıyor. Dışarıda kim kaldı? Bütün sahabe burada. İlk Hazreti Ömer kılınca bir emir bekliyor. Dur ya Ömer. Üzerine lanet olan iblis geldi. Hepsi tuttu, durun dedi. Böyle bir meclis haliye gelemez. Demek bir vazifesi var. Demek bir söyleyeceği bize bir şeyleri var. Ya Rabbi. O meclisi âli için Müslümanlar affeyle, Müslümanlara birlik ver. Bizim de kusurlarımızı beşeriyetimize verip nimet ilahiyemizi alma ya Rabbi. Tamamlar nimetini Allah'ım. Bırak müsaade et. Bakayım ne diyecek. Kapıyı açın dedi. Ondan sonra geliyor. Allah'ın selamını şey yapıyor. Allah onun üzerine vermiyor. Aleyküm selam demiyor. Allah'ın selamı Allah'a iman edenler, tevhid edenlerin üzerine olsun. Söyle dedi seni. Niye geldin? Ben gelmezdim ya Muhammed.
gelmezdim diyor. Ama her şeyin sahibi olan Halik Allah, Rabbül Alemin beni gönderdi. Doğru diyeceğini nereden bileceğim dedi. Allah beni hak ile yeksan edeceğini söyledi. İlk soru. En çok sevmediğin insan kimdir? Kimi sevmesin? Seni ya Muhammed. Devam ediyor değil mi? Mezanı. Bak. Şimdi o sesi duyuyor mu? Beyazıt Camisi'nde İhlaslı hafızları dinlerken adam karşısına dikildi. 15. söz. Sen Kur'an-ı Ali çok yüksek. İnandığın için öyle oluyor. Aslında öyle inanmasın öyle değil diyor. O münazarayı bir bakın hele ya. Orada şeytanın psikolojisini yazdı. Oturdum. Ulan dedim bu soruları soran, böyle yapan, böyle düşünen, böyle şüphelendirmeye çalışan bu adamı merak ettim ya biraz. Sana ne ya psikolojisi, şeytan psikolojisi? Yani kendi psikolojini, insanlar psikolojisini, kadınların, çocuklar psikolojisini merak ettim. Bir de hayvanların psikolojisini merak etmiştim. En cazibi de şeytan. Ulan dedim şu şeytan psikolojisi nasıl bir şey? 15. sözde var işte. Yani nasıl çözüyorsun psikoloji? Mesela tebessüm etmek sadakadandır. Denmesi için zalim ve gaddar hain bir toplum olması lazım. Yani o sözü söylenmeden önceki toplumu görürseniz hayale, o sözün ne demek olduğunu anlarsınız. Şeytanı da sözünü, o olaydan önce ruhunu, tefekkürünü, yani düşüncesini eğer biraz düşünürsek, o şeytanın psikolojisini anlarsın o sorudan. Tamam. Şimdi ustad serbest bölgesini attı. Şeytan da attı. Geldi. Kendisini görmedim diyor ama sesini işitiyordum. Hatırladınız mı? Sesini işittim. Vay be. Koca o cemaatin içinde gelmiş oraya. Koca ustad, insan tamircisi, ruh ustası, yol arkadaşımız, dava yoldaşımız, ahiretteki sırdaşımız, elhamdülillah. Böyle usta. Allah şanına yakışır gibi muamele etsin. Amin. Bir zatın serbest bölgesine hayaline ses atılıyor. Oraya hayal sesi alıyor. Hayalen dinledim diyor. Hayalen ses dinlersiniz. Hayalen koku alırsınız. Hayalen. Hayalen düşünürsünüz. Hayalen taşınırsınız. Hayalen sıyrılırsınız. Hayalen battaniyenin altına girersiniz. Çünkü hayal hayal değil. Alemi misali, alemi şehadete veya insana taşınmasının adıdır hayal. Hem Ramazan'da bak, bir, görüyor musunuz? Hem de bak Ramazan, yarın oruç, tevafuka bak. Ya bu akşam teravih değil mi? Bak tevafuka bak. Hem Ramazan'da, hem İstanbul Bayezid Camii'nde, hem de hafızların sesleri içinden, hafızları, ihlaslı demiyor. İhlas yok galiba. İhlaslı hafızları dinledim demiyor. Hafızları, o ihlaslı olsaydı yazardım. Yok, ihlaslı yok. İhlası yok, tamam. Hafızların sesleri içerisinde, tam bak iyi dikkat edin bakın bana. Kur'an okuyorlar, dinlerken adamın sesi duyuluyor. Hafızların sesi içerisinde ses. Bir iplik düşün Gafur. Yok, organ, böyle ip. İçinde ince ince tellerle organ, halat olmuş. Şimdi hafızların sesi içerisinde, o suslu da değil, sesi içinde şeytan konuşuyor. Diyor ki, ustad gibi bir zata gelebiliyor. Asıl imamının dimağına sesi atabiliyor. Ben buradayım diyor. Bak, Ramazan'da bütün Müslümanlar teveccüh etmiş, şeytanlar bağlı olduğu halde, şeytanlar bağlı. Hafızların Kur'an okuma anında ustadın, ustad gibi bir zatın dimağındaki serbest bölge sesi atıyor. Hayalen dinliyorum diyor. Allah Allah. Sonra ne olmuş? Diyor ki sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bir tarafını muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et bak diyor. Acaba o meziyettir, o ziynettir görecek misin? Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Hani var ya, yani ben de aldandım diyor. Var ya bir yerde, işte bu. Ben böyle bir destasa aldandım. Böyle bir destasa aldandım.
Peki ne? Eyleme geçirmemiş. Tahayyülü küfür küfür değil, tefekkür küfür değil. Bu serbest bölgede oluyor. Ben de aldandım, öyle baktım. Ustad geçici aldanmış. Yani onun baktırdığı gibi bakmış. Peki tüm bunlar Ramazan'da nasıl oluyor? Hem de Ramazan'da, hem de hafızlar Kur'an okurken, hem koca Bediüzzaman'a tüm bunları alt alta toplarsan garip değil mi? İlzam. Bak. İlzam, ilzam. He? İlzam. İlzam. Ne demek? Oraya da çıkartıyorum hocam. Muaraza ve muhakemede delil göstererek muhalifini susturmak, iskat etmek, söz ve fikirde galibiyet, isnat ve ispat etmek. İfham ise ikna edip sükut ettirmek. Delil göstermekle ve ispat etmekle galip gelmek. İskat ise düşürmek, aşağıya atmak, hükümsüz bırakmak ve silmek. Şimdi haftaya buradan devam ederiz. Haftaya var mı ders? Ha, hafta yok. Ramazan'dan sonra. Şimdi bunu alt alta topladığımız zaman yapıcı üzerine koyup ne? Ramazan'da yok. Yapmıyorum ya. Ramazan'da zor olur. Çünkü Ramazanlarda hem seyahatler olur, iftarlar olur, evlere gideceğiz. Abi madem son dersimiz, o zaman bir iki soru soralım. Hı. Bunu böyle kargası bıraktım, mahsus yaptım. Hı. Bunun üzerine alt alta toplarsak, orada ilzam ettim diyor. İfham etmek var. Bir de açıkıyor. İfham. Sorusuna cevap nasıl yapıyor biliyor musunuz? Siz de yapın, ben de yapalım, yapıyorum. Sorusuna soru sorarak bitirmektir. Mesela Allah var mı? Yok mu? Sen cevap ver, yok mu? Allah var mı? Dedi. Sen de, yok mu? Sen insan değilsin. Hakikaten insan değil mi? Ha? Gitme. Gitmemek mi lazım? Çünkülerin o da olursun. Savunmada selam. Hedefte olma. Evet, şimdi şey yap. Şimdi Hasan abi biz Kahramanmaraş'ta Murat Dursun dersinde yeni sayıdan eski sayıda seslendiğini okuduğu yerden anlamış. Hı. Ve bize öyle aktarmıştı. Yeni sayıt eski sayıda sesleniyor. Ey gafil sayıt diye başladığı cümle. Evet. İşte yine biz arkadaşlarla onu bir aramızda konuştuk da Hasan abi yine 7. sözden çıktık abi. Şimdi 7. sözde abi bir meyus bir yolcu. Şimdi bir taraftan Hızır gibi bir zat geliyor, sesleniyor. Bir taraftan da, sol taraftan da şeytan geliyor. Yani bizim konuşmamız yeni sayının eski sayıda seslenmesi, yani burada da aynen var olmuş. Yani içindeki Hızır'ın ve içindeki şeytanın konuşmaları. Yani yenisi eskisi diye bir şey yok. Zaten hepsi o bütünlükte abi. Detaylar, evet. Yenisi yok, yok değil de içeride bu yani yenisi var. Eskisi yok derken hepsi var. Zahiyana hepsi var yani. Dışarıda bir şey yok. Dışarıda bir şey yok. Hepsi içeride. Hepsi içeride. Ne ararsan Şam Bağrı'nda hakikati kendileri arar. Mesela bir şey söyleyeyim. İntihar ediyorlar değil mi? İntihar edenler suya atladığı zaman veya astığı zaman kurtulmak için çırpındıkları gözlenmiş. Hepsi. Yani suya atlayanlar kurtulmaya çalışmışlar. Arabayla suya atlayanlar arka cama gitmiş. Camı vurmuş ama çıkamamış. Ne demek istiyorum? İçeride kendisine rağmen çalışan, kendisinin bir düşmanı var. Onu öldürtmek istiyor ama muhakeme edememiş. Onu öldürtürken kendisini de öldürtmüş. Sonra atladığı zaman anlamış ki bu da o da ölüyor. Onu değil, bunu kurtarmaya çalışıyor. Bunu kurtarmanın çabasıdır. Onu öldürtmek için yapmış. Onu öldüreyim ki bunu kurtarayım. Ondan kurtulamıyorum. Ondan. Kurtulamıyor. Çaba başka şey içindir.
öldürmek istediği birisi var. Hep burada. Ama bilseydi ki serbest bölgede iki tane zıt şahsiyet var bizde. O sen değilsin ama sende tezahür ediyor. Orada konuşan sen değilsin. Lümen şeytani vasıtasıyla vesveseler odur. İşte 13. lema iseydi o intihar eden. Yani intihar edenler içindeki ses, içindeki arzular, isteklerin hep ben olduğunu, benden kaynaklandığını, ben bunları hayal ediyorum, ben annesine, bacısına bunları hissediyorum deyince çıldırıyor. Oysa içinde bir ben vardır, benden daha farklı. İçeride farklı şahsiyetler serbest bölgesinde olduğunu, şeytanın sözünü kendi sözünün olmadığını 13. lemada, onun arzusu, kendi arzusunu zannetmiş, onun fikrini, kendi fikrini zannetmiş, onun sözünü, kendi sözünü zannetmekten kaynaklanıyor bu buhran. Bilse, bunu yapmayacak. Dolayısıyla kendisinde var bunlar. Abi benim şeytanım, evet. O kadar akıllı soru soramaz bana. Soramıyor da niye? Şeytan, dışarıdaki şeytan bağlıdır, evet. İçerideki şeytan diyor. Evet. Allah Resulü benim şeytanım iman etti derken, Allah'a isyan eden şeytan değil o. Herkesin bir şeytanı var. Şeytan insanla doğar. O Ramazan'da o şeytan bağlı. O genel şeytan bağlı. Onun insandaki karşılığı var. O aktif. Kendi şeytanın duruyor. Benim şeytanım. Hatta evinde Adselman'da yaşlı birisi bulunup da bereketi medar olduğunu, bela ve musibetten kurtulduğunu, kedim diyor mesela, kedi gibi bir mahluk, insan gibi mükerrem değil. Geldiği zaman evimde bereketlerime medar olduğunu ne diyor? Diyor ki böyle olduğuna dair nefsim dahi ikna eden, seni ikna etmeli diyor. Nefsiyle. Ha şeytanım o. Şeytanım ikna oluyor. Nefsim ve şeytanım diyor. Evet. Şeytan dahi sustu. Şeytanım dahi sustu diyor. Ha o genel şeytan değil. Ramazan o genel şeytan bağlı ama bu duruyor. Dolayısıyla onun sözünü kendi sözünü, onun isteği kendi isteğini, o bak diyor et yaptıklarını ben yaptım zannediyor, ondan çıldırıyor. Ben bunu nasıl yaptım? Nasıl dedim? Ben bunu nasıl yaptım? Akıl duruyor, akıl tutulması. Hayır, içerideki aktifti. O sen değilsin. Sen de, sen değilsin. Neye benziyor? Şehirde meyhanede var, camide var. Sen o şehirde oturmanla ne alim oluyorsun ne de sarhoş oluyorsun. Sen sensin. Dolayısıyla insan ne kadar kendisini tanırsa o kadar kendisine hakim olur. Allah ikinci cihanda aziz eylesin. Amin. Ne sizlerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Bizden kim dua istiyorsa, biz de kime söz vermişsek, üzerimizde kimlerin hakkı ve hukuku varsa, hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de kimin zerre kadar hissesi, emeği varsa, onları iki cihanda aziz eylesin, taksiratlarını hayırlara tebdil eylesin, merhamet-i ilahiyenin onda azami tecellisine nasip eylesin. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, mukaddes sanatımıza, namusumuza ve davamıza, hakikatimize hizmet eden devlet erkanlarını Allah hayırlı işlerde muvaffak eylesin. Onların ki üzerine, onların üzerinde inayet-i ilahiyeni tezahür etmesini, kafirlerine karşı fensurna lekami kafirin hakikatine mazar olmasını nasip eylesin. Bizi ve çoluk çocuğumuzu, evlad-ı yârimizi, insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi azı afatlardan, maddi ve manevi musibetlerden hıfz-ı emin eylesin. Ya hafiz-i zülcelal, vâhir davâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ramazanımızın iyi geçmesine, ya rabbel alemin, rama yakmak, zanlarımız, Ramazan, düşüncelerimiz, zanlarımızla oluşan olumsuz günahlar var ve düşüncelerimizi yakma anlamına geliyor. Allah'ım bu Ramazanımızı bizim hakkımızda böyle olmasını, tahakkuk etmesini nasip eyle. Günahlarımızı ve zanlarımızı yakmasına vesile eyle. Anadan doğma gibi çıkmamıza vasıta ve vesile eyle. Alem İslam'ın intibana, ittifakına mazhar eyle. El-Fatiha.